Siz nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Seni Maşallah. Sizi daha iyi oldu. gördük daha iyi olduk biz de hocam maşallah. Eyvallah, eyvallah ya. Ne var ne Eyvallah. var, her şey yolundadır inşallah. Hamdolsun, hamdolsun hocam yaramazlık yok elhamdülillah. Allah iyilik versin. Böyle sanal ortamlarda da olsa buluşabiliyoruz elhamdülillah hocam. Seneler sonra Ya hocam. biz hep sanalda buluşuyorduk aslında da. Şey Eyvallah. olmuyor. Gönülden gönüle buluşuyorduk değil mi hocam? Eyvallah. Sait hocam, selamun aleyküm. Siz de iyisiniz inşallah. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İhsan hocam. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Yani yaramaz bir Allah'ına şey yok. dikkat et. Böyle dünya telaşı, koşturup duruyoruz diyelim yani. Allah yardımcınız olsun. Allah Eyvallah. kolaylıklar versin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Hocam öğrencilerimiz gelmeye devam ediyor. Birkaç dakika bekleyeceğiz Tamam. onları inşallah. Sonra Tamam. başlayalım. Selamun Halil aleyküm. hocam, Hayırlı siz akşamlar. nasıl uygun görürseniz. Eyvallah. Eyvallah hocam. Sağ olun. Muharrem Muharrem hocam hocam da aynı tanışıyor güler. mu Halil hocam, İhsan hocamla? Muharrem hocam tanıdığını ifade etti. İhsan hocam da tanıyor zaten. Muharrem hocam da burada var galiba. Yani Muharrem hocam. Muharrem hocayı ben tanırım. Tabii bizi hatırlar mı bilmiyorum. Yani bayağı oldu. Bir 15 seneyi buldu ayrılalı Evet. Konya'dan. Yani sonrasında tabii hani bir böyle gel git de hiç olmadı işin doğrusu. Öyle hayırlısı diyeyim yani ya. Nasip bakalım. Bekliyoruz inşallah hocam Konya'ya. İnşallah, inşallah Halil. Ama işte Eyvallah. şey, dünya telaşı biraz artınca, biraz ben hatırlıyorsan gideceğim zaman ya ben bir İstanbul'a gidip bir doktora yapıp geleyim diye geldim. Evet, öyleydi. Biz de öyle bekliyorduk aslında. Öyle, ben de öyle bekliyordum da çok öyle olmuyor işte yani ya. Rabbim burada nasip etti diyelim. Böyle Eyvallah. devam ediyoruz bakalım Rabbim yani. hayırlı yazılar yazsın inşallah hocam hep. Amin, amin, amin Eyvallah. inşallah. İnşallah. İstanbul'un çekim gücü fazla üstad. Bırakmaz İstanbul insanı. Muharrem hocam çok az geliyor sesiniz. Mikrofonda problem var galiba. Yani biraz daha yaklaşayım o zaman. İstanbul'un çekim gücü yüksek diyorum. Ha hocam, duydum ben. Ya işte İstanbul'un tutum gücü var da bir şey bizi çekmiyor ki bir alıp götürsün mıknatıs gibi. Öyle şey oldu, sabitlendik. Bizim çok böyle bir özgür ağırlığımız da yok. Yani elimizde Estağfurullah. bir valiz, bir çanta duruyoruz yani. Ama bu biraz nasip meselesi. Burada nasibi bulduk. Elhamdülillah bir sıkıntımız da olmayınca öyle durduk bakalım. Ama tabii Konya'nın yeri, Konyakilerin yeri hep ayrı yani. Yani Eyvallah. başka bir şey inşallah. Hayırlısı inşallah. Muharrem hocam siz de iyisiniz. Hamdolsun, çok şükür saatimiz yerinde. O bildiğiniz üzere yine biz okulculuğa devam ederiz. Özel okulculuk yaparız inşallah. Allah kolaylık versin. Yani zaman hızlı geçiyor. Bir 2000'li yıllardı en son bir böyle şey kalmış aklımda resim. Sonrasında tabii işte 2005'e kadar oldu evler, diğer durumlar ama sık görüşülmüyordu. Şey olmuyordu. Hayırlısı inşallah. Biz de bekleriz. Yani hani belki bizim çok yolumuz düşmüyor ama yolu düşen şey olan İstanbul'a insanın yolunun düşme ihtimali daha fazla. Bekleriz inşallah. Arada İnşallah düşeriz inşallah inşallah da hocam. şu pandemi süreci var ya, inşallah tez zamanda atlatalım da gelir gideriz yine, görüşürüz inşallah. İnşallah inşallah hocam, bekleriz. Yani Yıldız'da böyle çevremiz var, öğrencilerimiz vardı, mezun olanlar, devam edenler, ara ara işte oraya gelmek isteyenler var. Onlarla da gelir gideriz inşallah. Tabii Olur tabii da yerleri tabii. bir ziyaret ederiz. İnşallah inşallah her zaman bekleriz. İnşallah. Sağ İnşallah ol, sağ hocam. ol. Allah razı olsun. Öğrencilerimiz Halil'im gelmeye şimdi devam ediyor. Yavaş yavaş ben açılışı yapayım hocam. Girişi yapmış olalım. Halil hocam siz nasıl isterseniz, ben müsaitim yani, şeyi ayarladım. Eyvallah. Onun için beklerim derseniz ben bekleyebilirim. Başlayalım derseniz Tamam başlarız. hocam. Hepsi uyar. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Eyvallah. Çok Tamam. da fazla vaktinizi almadan Yok başlayalım hocam. En estağfurullah. azından Tamam. sunum kısmınıza yetişmiş olurlar arkadaşlar. Gelen arkadaşlar da gelmeye devam ediyorlar muhtemelen arkadaşlar. Hocam müsaadenizle başlıyorum ben. Değerli veli ve öğrencilerimiz, idareci ve öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimizin yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerine uygun meslekler seçerek kariyer planlarına yardımcı olmak amacıyla yapmış olduğumuz Enderun Kariyer Günlerinin bu haftaki konuğu kıymetli hocam Profesör Doktor İhsan Kaya olacak. Kıymetli İhsan hocama tekrar huzurlarınızda yoğun bir program olmasına rağmen katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Programımız, eyvallah hocam, programımız iki aşamalı ilerleyecek. İhsan hocamın mühendislik bilimleri üzerine bir sunum olacak. Ardından da soru cevap şeklinde ilerlemek niyetindeyiz hocam bu anlamda. Ben kısaca, biz tanıyoruz tabii, geçmişe dayalı bir dostluğumuz var ama kısaca hocamın biyografisini okuyarak başlamak istiyorum.
Ardından da hocama sözü tevdi edeceğiz inşallah. Şu şekilde okuyayım ben. Profesör Doktor İhsan Kaya 1980 yılında Malatya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005-2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora çalışmasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, 2005-2010 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yılları arasında yardımcı doçent, 2013-2018 yılları arasında da doçent olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmaya devam etti. 2018 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak akademik hayatına devam etmektedir. Bununla beraber kıymetli hocam 2014-2019 yılları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu'nda Danışma Kurulu ve Grup Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Profesör Doktor İhsan Kaya 2019 yılında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde TÜBİTAK GEBİT Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülmüştür. Hocam genel anlamda kalite yönetimi, süreç yeterlilik analizi, 6 sigma, bulanık mantık, karar verme ve kalite kontrol konuları üzerinde araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu alanda pek çok yayını da bulunmaktadır kıymetli hocamın. Araştırmaları TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olup aynı zamanda çeşitli dergilerde editör ve hakem olarak görev yapmaktadır. Hocam tekrar teşekkür ediyorum katılımlarınızdan. Hayır hocam ben teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurunuz. Söz sizindir. Yani arkadaşlar olduğu için ben öğrencilere önce alışkanlıktan arkadaşlar iyi akşamlar. İnşallah herkes iyidir. Zaten özellikle ikinci bölümde daha etkili bir durum olur diye düşünüyorum. Halil hocam arayıp bilgi verince temel durumda şunu da söyleyeyim. Benim de bir bakma ihtiyacım oldu. Yani bir anlamda rehberlik, danışmanlık birimleri veya hocalarımız bu puanlandırma, diğer şeyler falan yapıyorlardır ama bu mevzu olunca ben de kendimce aslında hani yeniden bir gözden geçirme de yaptım. Çünkü işin doğrusunu söylemek gerekirse sistemler değişiyor, değerlendirmeler değişiyor, yaklaşımlar değişiyor. Benim için de bir fırsat oldu aslında. Yani bu imkanı da verdiğiniz için ben ayrıca teşekkür ederim. Dolayısıyla biraz da şöyle düşündüm. Halil hocamla konuştuktan sonra aslında biraz mevcutta var olan mühendislik disiplinlerinden hareketle bu mühendislik disiplinleri neyi gerektirir? Bu mühendisler ne yapar? Biraz formal olarak gittik. Tabii biraz önce sağ olsun Halil hocam bir kısmından bahsetti. Yani üniversite bittikten sonra yaklaşık bir 20 yılı bulmuş bizim de şeyimiz. Yani bu vesileyle çok iyi pozisyonlarda çalışan öğrencilerimiz var. Dışarıda bilfiil irtibatta olduğumuz işletmeler var. Veya yürütmeye veya katkı sağlamaya çalıştığımız farklı işler var. Oradan hareketle aslında temel mühendislik yaklaşımının veya temel iş hayatının ne tür gereksinimleri barındırmamıza dair bize bir yönlendirme yapılma ihtiyacını aslında ben kısmen kendimce cevap vermeye çalışacağım. Onun için müsaadeniz olursa ben önce hazırladığım sunumu bir paylaşayım sizinle. Onun üzerinden gidelim. Hocam size yetki verelim. Ekran paylaşacaksınız galiba. Şöyle görülebiliyor değil tamam, mi Halil hocam? Hocam? Bir sıkıntı evet, yok herhalde. Evet görünüyor hocam, görüyorum. Evet, yani tasarımı özel seçtim. Hazır girmişken arkadaşlara belki... Üniversitemizin reklamını da yapmış olalım diyorsunuz yani hocam. Yani şöyle aslında imkan olsa hani gerçekten bu noktada samimiyim. Yani diyelim ki 3-5 arkadaşımız geldi... Bir şekilde benimle irtibat kurulabilir, gezip görmek isterlerse sadece fiziki mekan değil, çok düşündüm ben aslında. Örneğin bizim üniversitenin içerisinde bir teknoparkımız var, üniversitenin teknoparkı. 400'e yakın firma var. Yani bu firmalarda 7000'e yakın mühendis çalışıyor. 160'tı yani onlardan aldığım son rakam 156 civarında
kuluçka, yani tamamen Teknopark'ın, devletin finanse ettiği, hocaların veya öğrencilerin, küçük şirketlerin olduğu durumlar var. Bunlarla ilgili işte deney yap atölyeleri, elektrikli araçlar veya işte son dönemin İHA'ları, onlarla ilgili çalışan öğrencilerimiz var. Bir imkan olduğunda tabii onları da bir gezmek, göstermek isterim. Ama onun dışında en azından şöyle bir iki kesit aldım. Yukarıdaki kampüs, yani üst kısımda olan bizim Davutpaşa kampüsümüz. Temel durumda zaten Davutpaşa Kışlası diye geçiyordu. Kışlanın bir görüntüsü. Şu anda biz buraları üniversite alanı olarak kullanıyoruz. Bizim meşhur orta bahçe olarak tarif ettiğimiz yer. Yani birazcık daha farklı bir durum. En azından üniversite ortamını göstermek anlamında. Aşağıdaki resim ise, yani köşesi bulunan resim, bizim Yıldız kampüsümüz. Üniversitenin Yıldız'da da bir kampüsü var. Endüstri Mühendisliği bölümü, yani biraz önce Halil Hocam söyledi, ben Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Şimdi bizim kampüsümüz de orası. Dolayısıyla onu da bir göstereyim istedim. Tabii iş mühendislik aşamasında gittiği için ister istemez biraz teknik üniversite vurgusu, yani Yıldız Teknik Üniversitesi'de İstanbul Türkiye geneli baktığımızda iyi kabul edilebilecek, bu anlamda mühendislik eğitimi geçerli olabilecek üniversitelerden biri. O vesileyle hazır üniversitenin de resminde bildiğim resimler de bunlar olduğu için onu gösterdim. Diğer durumda bir yerlere gidip çekmem gerekecekti. Çözünürlük, diğer durumlar falan da sorun olacak. Bu haliyle hem onu da bir ifade etmek isteyeyim. Şimdi öyle bakınca temel durumda arkadaşlar şu geldi. Yani mühendislikler nezdinde biraz da alfabetik giderek temel durumda bu mühendisliklerin neler olabileceğini, bilgisayar mühendisiyle başladık. Temel durumda yaklaşık bayağı bir programımız var. Türkiye'de 250'nin üzerinde bilgisayar mühendisliği var. Olabildiğince teknik, yani İTÜ, YTÜ, ODTÜ, biraz da tabii Boğaziçi girdi bu şeylerin içerisine. Sadece puan baremi, bu tabii bunu alırken de bayağı bir kaynak var. Ama YÖK Atlas diye, tabii genç arkadaşlar bizden daha iyi biliyordur. Temel durumda oradaki verilerden hareketle bilgisayar mühendisliğinden başladık. Temel durumda bilgisayar mühendisliği en azından düşünen veya düşünmek isteyen arkadaşlar için yazılım, birazcık kodlama, tabii donanım diye de ayrılabiliyor. Sadece yazılım bazlı bakmamak lazım ama donanımsal yaklaşıldığında temel durumda ağ merkezlerinin tasarımı, siber güvenlik yapısının kurulması, buna bağlı olan bütün donanımsal yapının oluşturulması da önemli bir parametre. Ama işin büyük çoğunluğu artık geldiğimiz noktayla beraber yazılım kısmında yürüyor. Dolayısıyla birazcık daha, hatta bazı üniversitelerde son dönemlerde biraz daha yazılım mühendisliği şeklinde de ifade ediliyor. Temel durumda mevcutta var olan, sistem içerisinde var olan teknoloji ve test araçlarının belli periyotlarla kullanımı, bunlara ilişkin testlerin gerçekleştirilmesi. Yine son dönemde artık kayıyor biliyorsunuz, mobil uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme, ağ içerisindeki saldırıları fark etme, bunlara dair planlama yapma, olası bilgisayar korsanlık tehditlerinden korunma imkanlarının sağlanması. Bu noktada şey söyleyeyim, eğer bu tarz bir durumunuz varsa, temel durumda bu işe bir ilginiz varsa, burası da birazcık siber güvenlik alanına doğru kayıyor. Artık ülke olarak, yani devlet olarak, politika olarak, savunma sanayi politikalarından biri, temel durumda bu siber güvenlik yani geliştirilmesi. Bir ölçüye kadar bu kamu kurumlarının veya kritik kurumların, MIT'in, emniyetin, jandarmanın, diğer durumların belki siber güvenliği diye geçiyordu. Ama artık biliyorsunuz, özellikle son bir yılla beraber bizim de dijitalleşme oranımız arttı. Yani artık her şeyi daha çok dijital ortamda yapıyoruz. Yani şu toplantının olması dahi değişik bir olay. Yani 1,5 sene önce biz planlasaydık kesinlikle eminim böyle bir şey düşünmeyecektik. Yani mutlaka yüz yüze nasıl yapılır, diğer durumlar nasıl olur? Öyle olunca birazdan konuşacağız zaten. Elektronik haberleşme veya diğer mühendisliklerle beraber bilgisayar mühendisliğinin de etkisi artmaya başlıyor. Birazcık daha tabii yazılımsal. Bu olunca temel durumda mutlaka
Şunun da olması lazım. Ben mesela burada hemen kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben hatırlarım işte lisenin son dönemlerinde, o zamanlar 2,5 yılda bitiyordu lise Halil Hocam. İşte kredimi tamamladın mı? Bir an biz böyle boşta kalmıştık. Ne olacak? Ya işte bu çocuklar bir dershaneye gitsin. Sınav falan dershane, ya endüstri mühendisliği yaz falan. Niye? Ya iyidir işte falan, endüstri mühendisliği biraz o menşe üzere gidiyor ama şu anda öyle değil. Gerçekten temel durumda genç arkadaşlar çok iyi sorguluyor. Sadece Türkiye'deki bölümlerle değil, yurt dışındaki bölümlerle falan bir kıyaslama yapılabiliyor diğer durumlar. Buradan şuraya geliyorum. Onu değerlendirirken mesleklerin gereklerini bilmek kolay. Önemli olan kendini bilmek. Yani benim için en uygun meslek hangisidir? Yani temel durumda diğer yaklaşım bana çok doğru gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani herkes kendi adıma söyleyeyim. İşte benim de çocuklarım var. Kendi çocuğunun en iyi bölümlerde, en iyi alanlarda olmasını herkes ister. Bu doğa, fıtrat gereği böyle. Yani biz gençken bunu çok anlayamazdık. Ama işte çocuk sahibi olduktan sonra biz de biraz öyle oluyor. Ama en iyiye yönelmeden ziyade en iyi yapabileceğine yönelmek bence pek çok problemimizi çözecektir. Dolayısıyla bu noktada yani bir tavsiye gibi de değil. Şimdi hani genç arkadaşlar hani işte ya bir hoca geldi konuşuyor sürekli bir şeyler anlatıyor falan modunda değil ama gerçekten bu yoldan geçmiş biri olarak benim nacizane önerim kendini tanımak, kendini tanıdıktan sonra kendine uyacak mesleğe doğru yönelmek. Nereden geldim? Bilgisayardan geldim. Bilgisayarın temel durumda bir kodlama, bir yazılım ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla kodlama düşüncesine sahip olmanız lazım. Yani bu biraz daha algoritmik yapıdır. İşte 50 adım git, 50 adım sonra sağa dön, önünde herhangi bir cisim yoksa sola dön. Biraz daha katı kurallarla, if-then'lerle çalışır aslında hayat. Bir de çok uzun süre oturup kodlama yapmanız, uzun süre konsantre olmanız gerekecek. Birazcık daha free bir zamanınızın olması gerekecek. Eğer bu tarz durumlar falan olacaksa, kişisel olarak tabii, yani biraz daha hani grubun, Halil hocamların, Muharrem hocamların yakınlığından hareketle kesinlikle düşünülebilecek bir meslektir diye. Tabii daha detaylı şeyler belki arkadaşların soruları kısmında konuşabiliriz. Farklı, yani o benim bir diğer önem verdiğim nokta. Yani mühendislik disiplininin farklı sektörler tarafından beslenmesi gerekiyor. Sadece bir alanla sınırlı kalmaması gerekiyor. Bu noktada kesiştirdiğimiz zaman tabii artık her şeyin içerisinde yazılım ve kodlama olacağından dolayı elektronik, telekomünikasyon, bilişim ve teknolojiler, uzay ve havacılık yani artık biliyorsunuz temel durumda belki gelecek 50 yılın stratejik planında büyük bir kısmı bir süre sonra ortaya çıkacak. İşte artık uzayda nasıl yer edinebiliriz modunda olacağız. Dolayısıyla biz onu edinirken de kişisel olarak da bizim devletin yürüttüğü veya temel durumda ülkenin gideceği bu menzilde ben nasıl destek olabilirim şeklinde bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Ben yineliyorum. Benim bakışım kesinlikle ama kesinlikle yani ya işte bir uzay politikamız gelişiyor. İyi bir iş kapısı olacak falan şeklinde değil. Temel durumda oraya bir yönelme var. Bu ülkenin de bir misyon olarak belirlenmiş. Ben bu vizyona nasıl katkı sağlarım şeklinde bir yaklaşımımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Akabinde biliyorsunuz imalat aşamasında bizim ilk öğrencilik yıllarımızda işte CNC tezgahlar belki çok şey gelmiyordu. Sadece torna bazlı düşünürdük. İşte operatör veya ustabaşı bir şekilde alırdı. İşte torna, freze peş peşe giderdi. Bir an yani CNC tezgahı görünce, diğer durumları falan görünce artık kodlamanın, yazılımın üretimi de nereye götürdüğünü görebiliyorsunuz. Tabii bunun akabinde otomotiv ve benzeri durumlar. Dolayısıyla kesişim alanı oldukça geniş, fayda veya faaliyet sağlama alanı oldukça geniş. Matematiksel düşünme, ki tabii mühendislik olduğu için ben hepsinde aynı şeyi söyleyeceğim. Matematiksel düşünme, analiz ve kodlama yeteneğinin birazcık daha ince şeyi yakalayabilme, yani farklı düşünebilme yeteneğinin
olması gerektiğini düşündüğüm bir mühendislik dalı. Bir diğeri çevre mühendisliği. Tabii doğal olarak biliyorsunuz hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en etkin, verimli biçimde kullanılması, bunların ki dünyada da artık o noktada bir eğilim var. Bir süre sonra çevreye yönelen hassasiyet, diğer durumlar artmaya başladı. Ama diğer mühendisliklerle kıyaslandığında ister istemez talep edilme seviyesi biraz düşük arkadaşlar. Onu da belirteyim. Temel durumda bu noktayla ilgili olarak bir doyumun da olduğunu düşünüyorum. Ben yani işte alıp üniversitede çalıştırdığınızda 10 tane, 15 tane bilgisayar mühendisini ikame edebilirsiniz. İşte biri siber ağlarla uğraşır, biri yazılımla, donanımla, iletişimle. Ama işte çevre mühendisliğinin o kadar yaygın bir durumu olmayacaktır. Ama şunu da ifade edeyim, yani oraya doğru, çevreye doğru bir eğilimin olması gerekiyor. Bu mühendislik dalında da benim kendimce hem hoca arkadaşlarımızdan, yani diğer disiplinlerdeki hocalarla da biz sürekli beraberiz, görüyoruz. Başarının kritik yolu o hassasiyetin olması. Yani çevreye karşı özel bir hassasiyetiniz varsa, hava, su, toprak ve benzeri durumların, bunun üzerine bir eğitim alma ve bu eğitimden sonra buraya özel bir ilgi, özel bir hassasiyet gösterme yeteneğiniz artacaktır. Bu kısımda sadece onu belirteyim. Çok geniş, onun da temel durumda bir çalışma alanı var. Faaliyet olarak söylüyorum tabii. Hani ne yapar bir çevre mühendisi, işte belediyede çalışan, kamuda çalışan veya diğer alanlarda çalışan, temel durumda temel kullanım suyunun temini, kullanım suyunun veya en geniş anlamda çevrenin daha etkin, daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi. Yani atık suların, kanalizasyonların, yağmur sularının tekrar değerlendirilmesi, çevre etki değerlendirmesi, yeni kurulacak sanayi işletmeleri veya tesisler için çevresel risk analizi ve değerlendirmelerinin yapılması, hava kirliliği ve kontrolü, bu tarz alanlarda faaliyet gösterebilir arkadaşlar. Bir sonraki mühendisliğimiz elektrik elektronik mühendisliği. Tasarım ve geliştirme, prototip, test, yeni bir ürün veya sistemin nihai üretim uygulanması dahil olmak üzere temel durumda bütünsel yapının içerisinde yer alabilecek etkili bir mühendislik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Temel durumda biraz önce aslında bilgisayar dilinden yazılım veya algoritmayla bahsettik. Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme tarzı mühendisliklerse bu tarz donanımlar arasındaki akışın, haberleşmenin nasıl olacağına dair. Yani herhangi bir komut verdikten sonra, yani siz bilgisayara şunu yap diyebilirsiniz. Bu yazılımsal bir bilgi gerektirecektir. Ama bu komutu aldıktan sonra bir aksiyona geçmesi gerekecek. Yani bir güç aktarımı gerekecek, bir kuvvet harcanması gerekecek. Veya en basiti şöyle bir örnek belki verebiliriz. Otoparka girerken yaklaştı. Araç plakasının okunması temel durumda bir yazılım gerektirecektir. Plakayı aldı, resmi tanıdı, o resimden hareketle karakterleri çıkardı, plakayı okudu. Ki anlık olarak bazı noktalarda olabiliyor, trafik veri tabanına ulaşabiliyorsa plakanın doğru okunup okunmadığını, geçerli olup olmadığını tanımlayabilecek. Bu noktaya kadar bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği ile ilgilidir ama plakayı tanımladıktan sonra yapılması gereken işte girişteki kapının açılmasına imkan sağlamak. Onun talimatı için gidecek elektrik aksamı veya hareket eyleminin tasarımı genelde elektrik elektronik mühendisliği. Bir nebzesinde biraz sonra belki onu da konuşacağız. Sadece elektrikle ilgili olan aksamlarda elektrik mühendisliği ama birazcık daha kapsamlı olacak periyotta elektrik elektronik mühendisliği. Bu da zaten Boğaziçi'nin ortalaması var. Boğaziçi ortalaması 535 2020 için iyi sayılacak bir durum. Türkiye'de zaten yaklaşık 230 programda var. Elektrik santralleri, laboratuvarlar, plan ve projeler için ofislerde, biyomedikallerde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım için açık hava sahalarında, elektronik haberleşmeyle beraber, yani
şey için temel bir örnek vereyim. İşte çok büyük projelerde işte ülkece gerçekleştirilecek gemi projelerinde, işte Anadolu gemisi projelerinde çok büyük motor aksamlarının olduğu durumlarda bütünleşmeyi sağlayıp hareketi sağlayacak etkili bir mühendislik, elektrik elektronik mühendisliği de yeni sistem, devre ve cihazlar tasarlanması, bazen bizim board veya anakart dediğimiz yapıların oluşturulmasında da çok etkin. Bakın, temel durumda buraya bir resmini aldım. Komutun verilmesi, algoritmanın verilmesi, bilgisayar mühendisliği, ama şu yapının olması, yani şu devrelerin olacağı yer, fanın yerleşeceği alan, diğer bütün yapı bunun üzerine geçecek. Bunun etkili bir şekilde tasarımı, elektrik, elektronik bir nebze sonra gelecek. Buradaki haberleşmenin en etkin şekilde olması da elektronik ve haberleşme mühendisliği sayesinde sağlanacak. Bir diğer mühendisliğimiz, İTÜ ve YTÜ de çok yaygın biliniyor. Türkiye'de 10 programda varmış. Bazılarında artık yeni oluşmaya başlıyor. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü, deniz taşıtlarının olduğu her alanda gemi makinelerini geliştirme, analiz etme, projelendirme ve en uygun, en efektif üretimini sağlayacak bir mühendislik dalı. Temel durumda gemi inşaatı, gemi makineleri mühendisliği, gemi işletmeleriyle beraber faaliyet gösteren, gemi işletmeleri mühendisiyle beraber faaliyet gösteren bir disiplin. Yani dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Biliyorsunuz, yani bizim için de en az Anadolu kadar mavi vatan diye tanımladığımız denizler kısmı da önemli. Dolayısıyla bizim için temel durumda gemi üretimiyle beraber denizaltı üretimi ve benzeri üretimler de çok kıymetli arkadaşlar. Türkiye yavaş yavaş, uzun bir yerimden sonra işte MİLGEM serileriyle, beşincisi şu anda tamamlanmak üzere. İnşallah bu 6-7-8 diye gidecek bir projeksiyonu var. Sadece savunma sanayi veya devletin projeleri dışında tersane alanında da bakmak lazım. Yani temel durumda yolcu gemisi, yük gemisi veya diğer gemilerin özellikle tasarımı, onu belirteyim arkadaşlar. Tasarım aşaması çok kritik. Bu noktada bu gemilerin oluşturulması, yani karşılaşabileceği dalga boyunun ne olacağı, kullanılabilecek su yoğunluğunun veya derinliğinin veya diğer durumlarının ne olacağı, buna bağlı olarak da ölçülerinin hem uzunluk, boy, genişlik anlamında neler, ne şekilde olabileceğine dair tasarım. Daha sonra da bunun içinin yerleştirilmesi var arkadaşlar. Yani bunu uygun şekilde çalıştıracak motor yaklaşımları neler olacak? Bunun elektrik iletişimi, bütün aksamı, yani şurada resimle ifade edilmek istenen her alanda aslında bir iletişim var. Her noktada içinden mutlaka kablolu veya kablosuz bir iletişim aracı geçiyor. Bunu da düşündüğünüz zaman aslında çok değişik bir yapı. Yani böyle bir yapıyı oluşturup, hele bunun bir de yani silahla donatıldığını falan düşünün. Sadece tabii silahla donatılması değil, temel anlamda yolcu gemisi olduğunda dahi her odanın içerisinde konforu sağlayacak farklı bir donanıma ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla beni heyecanlandıran bir bölüm, onu söyleyeyim. Ha, burada da ya hocam işte ben yapabilir miyim gemi inşaatı, gemi makine mühendisliği bölümü? Orada da yine bence şu devreye giriyor, yine kendini tanımak devreye giriyor. Biraz böyle tasarım yeteneği, biraz böyle farklı perspektiflerden bakma. Bakınca herkesin bir boyutuyla gördüğü bir yapıyı iki boyutta görebilme gibi bir yeteneğiniz var. Biraz da işte suda olmayı sevecekseniz, bu şekilde çalışacaksanız, çünkü bunların üretim süreçleri çok zor süreçler. Tersane koşulları, tabii her koşul zor, onu belirteyim. Yani çalıştığınız her koşulun kendine göre bir zorluğu olacaktır, ama buraların ayrı bir durumu olacaktır. Ama tasarım anlamında, yani gemi tasarımı noktasında yaklaşıp eğer o noktada meslek edinmeyi düşünürseniz, tavsiye edebileceğim bir bölüm. Temel durumda işte ada sınıfı korvetlerin, MİLGEM sınıfının bir resmi var. Temel durumda bunun sacının tasarımı, kesimi, montajı, bütün yapısının üretimi, kıza alınması, oturtulması,
O sırada karşılaşacağı kuvvet, oluşturacağı tork, makinenin hareketi, bütün hepsi temel durumda gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği tarafında tanımlanan bir durum. Dolayısıyla o noktada bir ilginiz, bir yaklaşımınız varsa düşünülebilir. Hemen akabinde işletme, yani bir noktası aslında üretim, bir noktası işletme. Yani bu geminin en etkin şekilde ortaya konulmasını, malzeme olarak, donanım olarak, makine olarak kullanılması, gemi makineleri ve mühendisliği bölümünde bunun tabii koordine edilmesi, yürütülmesi, icra edilmesi, gemi üzerindeki operasyonların gerçekleştirilmesi, bakımının planlanması, bir şekilde buna dair analizlerin yapılması gemi makineleri işletme mühendisliğine giriyor. Şöyle küçük bir kıyaslama yapılabilir. Yani birazcık daha makine mühendisliğini andırır gemi makineleri. Yani ilk bahsettiğimiz gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü. Gemi işletmesi de sanki birazcık daha onun çalıştırılması, yani birazcık daha işletmeyi andırır. Tabii burada da işte biraz seyri sefer yeteneğinin olması gerekiyor. Yani bir çıktığınızda birkaç ay olmamayı göze almak gerekiyor. Birkaç ay denizde yaşayabilmeyi veya o ortama alışabilmeyi kabullenmek gerekiyor. Bir anlamda bir süre sessizliğe alışma yeteneğiniz varsa tavsiye edilebilecek bir meslektir. Ama diğer durumda, ya aldım ben gemi işletmeleri mühendisliğim ama ya ben sefere çıkmam işte, yani bir haftadan fazla durmam falan gibi bir şeyiniz varsa, yani bir haftadan daha fazla geride bir şey bırakmam derseniz bence düşünülmez. Ama yani ben bir haftadan daha uzun bir süre kendi kendimle kalmayı kendi başıma bir başarı olarak kabul edebilirim derseniz bence bitirmiş haftadır. Yani hem bir meslek icra etmek, hem o arada düşünebilme yeteneğinizi alttan beslemek çok iyi olacaktır arkadaşlar. Onu da bu şekilde ifade ettik. Bir yere inşaat mühendisi belki benim en rahat konuşabileceğim temel durumda, veya sizin de tabii ben öyle düşünüyorum, farklı olabilir, en sorunun gelebileceği, yani inşaat mühendisi ne yapar, inşaat yapar falan, tabii bu kadar basit değil temel durumda. Bizim hani Halil hocam olurdu böyle, ya inşaat mühendisi mimar mı, bir tarafta Fatih, bir tarafta Sayın Karahancı, ya mimar olmasa şu olmaz, işte inşaat olmasa şu olmaz şeklinde. Aslında ikisi olmasa bir yapı olmuyor. Birazcık daha inşaat mühendisleri yapı, ulaşım, çevre, denizcilik, jeoteknik gibi çok geniş bir yelpaze üzerinde çalışabiliyor. Temel durumda inşaatların, betonarme yapıların ortaya konulması, mukavemet ve benzeri hesapların yapılması, ekonomik ömürlerinin geliştirilmesi, ki artık biliyorsunuz bu da bu çok büyük bir trend. Biz ülke olarak da bu noktada çok etkili, verimli bir noktaya geldik. Yani yurt dışındaki pek çok projeyi bizim ülkemizdeki inşaat şirketleri başarıyla gerçekleştiriyor. Çok zor bir alan. Yani şey anlamda söylemiyorum. Yani temel durumda sürdürülebilirlik anlamında değil. Çünkü çok fazla mezunu var. Çok farklı, çok aykırı bir bakış açınızın olması gerekiyor. Yani klasik inşaat mühendisliklerinden farklı, ama bunun da çelişeceği bir nokta var arkadaşlar, maliyet noktası. Sadece örnek olması açısından söyleyeyim. Yani işte TOKİ vari maliyet etkin modellerde inşaat mühendisliği yapmak çok kolay olabiliyor. Ama farklı bir tasarıma gidip, ya ben buraya farklı bir şey, işte pencereyi herkesin yaptığı gibi dikey bir dikdörtgen değil de birazcık işte Selçuklu motifinden esinlenip Osmanlı geleneğinden gelip kapıları değiştireyim, diğer durumlara gireyim derseniz maliyet işin içine giriyor. Onu gerçekleştirmek çok mümkün olmuyor. Şunun için söylüyorum bunları. Temel durumda klasik bir bakış açınız varsa, bir şey inşa etmekten de, bu sadece büyük inşaat olarak düşünmeyin. Yani bu aslında birazcık çocukluktan başlar. Suyu, çamuru gördüğünüz zaman alıp bir araya bir ev, küçük bir ev yapıp çok mutlu oluyorsanız inşaat mühendisi olabilirsiniz bence. Tersi geçerli değil. Yani yıktığınız anda ya ben çok mutlu oldum, ben yıkacağım falan diye düşünmeyin. Sadece inşa noktasında öyle. Dolayısıyla doyum, yani hocalarımızdan, arkadaşlardan anladığım kadarıyla
doyum noktasında da işte arkadaşlar sürekli farklı arayışlarda. Yani işte yüksek lisans doktora yapıp piyasanın gereklerine uyum sağlamak. Çünkü burada da rekabet hepsinde öyle ama inşaatın rekabeti birazcık daha yıkıcı arkadaşlar. Yani şirket açısından diğer yerlerde risk taşıdığı anda sizin farkındalığınız çok büyük bir anlam ifade etmeyebiliyor. Böyle bir şey düşünecekseniz her şeye karşın tabii düşünülebilir. Mutlaka teknik üniversitelerde yani iyi üniversitelerde düşünülmesi gerektiği taraftarıyım. Artık iyi ile kötü arasındaki farkın da çok ciddi anlamda. Bu iyi kötü kıyaslaması kesinlikle arkadaşlar sadece puan bazlı, yaklaşım bazında söylüyorum. Daralıyor ama daralmadaki aradaki fark tamamen öğrencinin üzerine kalıyor. Yani artık imkanlar da çok fazla. Yani bilgiye ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, örnekleri görme imkanları çok fazla. Dolayısıyla siz ya ben bu şekilde geliştiririm kendimi, örneklerden devam ederim veya işte ülkenin artık yurt dışında devam eden projeleri nezdinde ben yurt dışında da yaşayabilirim veya farklı bir ortamı, farklı bir kültürü görmek, orada bir 10 sene yaşamak benim için cezbedici olabilir şeklinde bir yaklaşımınız varsa düşünülebilir. Diğer durumda çok ciddi bir rekabetin içerisinde olacaksınız. Bu rekabetin içerisinde de sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Burada da eğer şöyle bir durumunuz varsa, ya ben işte sabah 8 gider akşam 5'te gelirim, 5'ten sonra bir şey yapmam. Bir şey yapmamdan kastım. Yani yeni bir şeyler okumam, kendimi geliştirmem, yeni projelere bakmam şeklinde bir durumunuz varsa bence o rekabete hazır değilsinizdir anlamı çıkar. Dolayısıyla inşaat mühendisliği ile ilgili olarak temel o yapıyı söyleyeyim. Yani sahalarda bulunmak, inşaat sahalarında projelerin devamını sağlamak, projelerin yeterliliğini, sağlamlılığını, uygunluğunu, mukavemetliğini yapı elemanları açısından, bileşenler açısından değerlendirmek, buna bağlı olarak detaylı tasarımlar, tabii mimarlarla koordineli bir şekilde çalıştırmayı gerektiren bir durum. Biraz önce aslında gemi makinaları kısmında birazcık değindik. Aslında gemi makinaları makineden ayrılmış. Yani birazcık daha makine mühendisliğinin özel bir spesifik alanı diye ayrılmış. Bir diğer alanımız, Halil Hocam uzattı mı? Biraz hızlanayım mı? Şeyi bilemedim yani. Olabilir hocam. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Zaman kullanmak açısından ama söylemeniz gereken önemli yerlerde mutlaka vurgulayalım hocam. Estağfurullah. Tamam. Öğrencilerimize yani, tanıtım açısından önemli. İlgisini çekiyor öğrencilerimiz muhtemelen. Tamam. Ama her bölüm ben, çekmiyor muhtemelen hocam. O yüzden önemli gördüğümüz. Endüstri mühendisliğine geleceğim. Her bölüm çekmiyor. Çok arzuluyoruz hocam. Eyvallah. Yani makine mühendisliği temel durumda yani o zaman bir cümleyle ifade edeyim arkadaşlar. İşin içinde makinenin olduğu her yerde makine mühendisliği diye bir disiplinimiz var. Çok etkin. Temel durumda bir anlamda da ben şöyle ifade ediyorum. Yani bizim gerçekleştirdiğimiz fiziksel veya kuvvet gerektiren hareket halindeki bir cismi durduran veya duran bir cismi harekete geçiren veya onun yönünü değiştiren eylemlerin hepsinin odak noktasını oluşturacak makinenin tasarımı. Yani bu artık çok ciddi. Aslında mesela biraz önce fark ettiyseniz işte inşaata dair çok böyle şey yaklaştım. İşte yoğunluk var, yani çok ciddi şey olmanız gerekiyor. Makine biraz öyle ama makine çok kolay evrilebiliyor. Neden? İşte bir dönem motorlar çalışılıyor, hemen içten yanmalı motorlar, işte şimdi dizel motorlar, şimdi artık elektrik aksamı, hidrojen yapısı, hidrojen olarak yakıt kullanılması, diğer durumlar, işte biz elektrikli araçlara doğru bir yönelmeye gidiyoruz. Bunun aslında mekanik yapısının nasıl olacağı, dolayısıyla orada ciddi bir hareketlilik var. Ama özünde her bölümde ben tekrarlıyorum, eğer severseniz inanın her bölümde başarılı olursunuz. Ama eğer sevmezseniz veya sevdiğinizi hissetmezseniz bu ilişki bir süre sonra zorunluluğa düşer. Yani tadını almazsınız. Sadece gidip gelmeye döner. Makine mühendisliği öyle bir durum değil. Yani bu da şöyle olur. Yani ben kendim bile bazen çocukta gözlemliyorum. İşte bir sökmeye başlıyor arabanın içinde.
Ya bu diyor normal hareket aksamını görüp ya bu makine nasıl çalışıyor? Niye böyle ileri gidiyor? Niye geri gelmiyor falan şeklinde. Bu tarz ilginiz varsa yani sokakta gördüğünüz bir arabanın içindeki motorun silindir yapısını kaporta yapısından daha çok merak ediyorsanız bence makine mühendisliği de olabilir. Onu da düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi özünde yine matematiksel modelleme, yine bizim kuvvetle ifade ettiğimiz her şeyi motora bir anlamda veya makineye çok özür dilerim yükleme durumu olacak. Ben buraya hani yine ortalama puanları aldım. Yani İTÜ 486 ile Yıldız 453 ile Boğaziçi 521 ile. Tabi burada şöyle durumlar da var. Kontenjanlar da farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Kontenjanlar değiştiği anda yani biri 60 alırken biri 80 alıyor. İster istemez ortalama nezdinde farklılıklar gösterebiliyor ama yaklaşık 460-470 puanlarda. Ama tasarım, geliştirme, analiz, iyileştirmeye bağlı olarak işin içine merak da girdiği anda makine mühendisliği de etkili bir bölüm olacak. Bir diğeri mekatronik mühendisliği son dönemlerde gelişme gösteren ama tabii Türkiye'nin temel gerçeği çok hızlı artıyor program sayısı. Aslında bir anlamda hareket edebilecek sistem yani makine mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğini, yazılım mühendisliğini, elektrik, elektronik mühendisliğini bir araya getirip bir anlamda hani bizim robot şeklinde ifade edebileceğimiz yapıyı tasarlayan mühendislik. Eğer sıfırdan bir şeyi oluşturup onun da harekete geçmesi sizi heyecanlandırıyorsa kendinize ait bu bir araba tasarımı olabilir. Yani ne oldu? Gittiniz herhangi bir elektrikçi de elektronikçi de belli başlı devreleri aldınız, parçaları aldınız. Bunları bir araya getirme, ondan sonra bunları harekete geçirme aksiyonu verebiliyorsanız hiçbir şey yapmadınız. İşte laptopla bir bağlantı kurdurup hareket ettirme, ileri geri götürme gibi tarzınız oldu. Sadece o değil arkadaşlar. Özellikle son dönemde sağlık alanında mekatronik uygulamaları çok fazla. İşte yapay zekayla ağrının teşhisi, ona bağlı olarak protezlerin oluşturulması, dizi destekleyecek, kalçayı destekleyecek protezlere doğru yöneliyor. Temel durumda o da bir algoritmik yapıyla çalışıyor. Bizim makine öğrenmesi olarak adlandırdığımız bazı kabul algoritmaları var. Onları kullanıp aslında kişi yürüdükçe en az aksaklığı verecek. Onun da şeyi şu, gerçekte yürütmüyor aslında. Tasarladığı protezi giydiriyor, bilgisayar üzerinde yürütüyor. Ya diyor ki olmadı, sağ ayak hala %20 aksıyor. Birazcık daha iyileştiriyor, %5 aksamaya başladı. %5'ten daha iyiye götürmediği anda onun üretimini sağlayıp onun kullanılmasına imkan veriyor. Dolayısıyla mekatronik mühendisliği gelecek yapay zeka ile beraber beni en çok heyecanlandıran mühendisliklerden biri arkadaşlar. Mekatronik mühendisliği. Ama bir şey de var, onu da söyleyeyim. Yani makine mühendisliği, elektrik, elektronik ve elektronik haberleşme tarzı bir mühendislik ve bilgisayar mühendisliğini içinde barındıran bir bilim dalıdır. Yani siz bu tarz bir şeye niyetlendiğiniz zaman ya ben makinede iyiyim, elektronik haberleşmede biraz ama bilgisayardan çok anlamam. Yani yazılımı da başka biri. O zaman şu devreye girecek. Ya bir ekip içerisinde yer edinebilme imkanınız, o özelliğiniz olacak. Ya da hep bir yanınız eksik kalacak arkadaşlar. Onu kabullenmek lazım. Dolayısıyla buranın da temel durumda dediğim gibi yani makineyi, elektrik, elektroniği ve bilgisayar beraberinde barındırması uzun erimde oraya doğru bir kayma var arkadaşlar. Temel durumda yani bir boş anınızda işte gelecekte robotlar ne yapar veya robotlar nereye doğru koşar ona bakmak lazım. Bir süre sonra belki konuşacağız. İşte biz yıllarca terörle mücadelede normal askerlerimizi kullandık ama bir süre sonra SİHA geldi. Temel durumda asker gönderebileceğimiz pek çok yere SİHA ile operasyon yaptık. Bir süre sonra robot askerler devrede olacak arkadaşlar. Temel durumda işte bunların hepsinin oluşturulmasında, ortaya konulmasında tabii ben oraya biraz yatkın olduğum için örneği oradan verdim ama sadece o durumda falan değil.
işte ev hizmetlerinde çalışacak, klasik işlemleri yapacak pek çok kişi. Hatta gelecek bilimciler bazen şöyle diyor, öyle bir ana gelecek ki robotlar her şeyi koordine etmeye başlayacak. Bize sus payı olarak ücret verecekler. Ya al sen şu aylık ücretini, bir şeye dokunma. Girdiğinizde sizin tıraşınızı sağlayan, işte çayınızı veren pek çok kişi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gelecekte elektronik haberleşme ve bu tarz yapılar, yapay zekanın, robotların olduğu çok geniş bir kesişim alanı olacak. Onunla ilgili olarak en büyük kesişim alanlarından birini oluşturacak mekatronik mühendisliği. Türkiye'de artık program sayısı 65'e ulaşmış. Ama onu da söyleyeyim arkadaşlar, olabildiğince teknik altyapısı iyi üniversitelerden almak, ki bu noktada benim önerim her zaman olabildiğince teknik altyapısı iyi bir üniversiteden lisans eğitimi, sonra bunu destekleyecek iyi bir üniversiteden yüksek lisans, tabii imkan olursa doktora eğitimi. Cümle gelmişken şunu da söyleyeyim, bunların hiçbirine akademik çalışma olarak bakmamak lazım. Yani bir 20 sene önce biz belki şöyle düşünürdük, ya işte doktora yaptığın anda veya yüksek lisans yaptığın anda akademisyen olacaksın. Öyle bir durum. Kesinlikle artık öyle değil arkadaşlar. Yani sürekli bir bilgiye ihtiyacı var. Bu bilgiyi edinmenin, sistematik olarak edinmenin en kolay yeri üniversite. Bunun sıfatının olacağı yerde yüksek lisans veya doktora eğitimi. Bizim öğrencilerin artık büyük bir kısmı özel sektörde çalışan kişiler. İster istemez yani bir süre sonra daha farklı bilgilere, daha farklı donanımlara ihtiyaç duyuyorlar. Onun yeri de üniversite olunca bu yapı geliyor karşımıza. Mekatronikle ilgili onu ifade edeyim. Yani elektronik sistemler, bilgisayar teknolojilerini kullanarak mevcut bütün sorunlara olabildiğince elektronik çözümler sağlıyor. Ona bağlı olarak elektromekanik konseptler geliştirmek, mekanik destekli yöntemler oluşturmak gibi bir yapısı var. Metalurji malzeme mühendisliği, yani şu var. Temel durumda bir diğer kritik yapı malzeme arkadaşlar. Yani malzemeyi tanıdığınız sürece işte mevzu olur mu bilmiyorum, konuşulur. Bizim motorla ilgili yaşadığımız sıkıntıların büyük çoğunluğunun orijininde malzeme yatar. Yani yeterli dayanımda, yeterli sıcaklık dayanımına tepki gösterebilecek, yeterli sıcaklığa ulaştığında etkileşimini koruyabilecek veya yeterli torku üretebilecek, işte bir jet motorunun yapılması veya bir uçak motorunun yapılması veya herhangi bir motorun yapılması noktasında temel durumda. Sadece hani o yine biraz üretim odaklı, makine mühendisliği odaklı örnek oldu ama sadece makine motor olarak düşünmemek lazım. Üretilecek bütün ürünün ortaya koyacağı performansı değerlendirmede çok etkin bir mühendislik. Yani kullanılan malzemenin, polimer, kompozit veya seramik malzemelerin daha etkin bir şekilde nasıl değerlendirileceği üzerine araştırmalar yapan bir mühendislik dalı. Birazcık hızlanalım arkadaşlar. Uçak mühendisliği zaten çok fazla yok. Yani Türkiye'de 11 programda var. İTÜ menşeili aldım. Yani İTÜ uzay temel durumda tavsiye edilebilecek bir bölümdür. Bu noktada da yine tabii şunu vurgulayayım, tasarım yeteneği, yani kendinizin o noktada iyi olup olmadığını hissedersiniz, bilirsiniz zaten. Uçakların tasarlanması, yapım projelerinin hazırlanması, özellikle bakım anında onların, şurada yine küçük aksam var, herhangi bir kanat motorunun binlerce aksiyon var, hiçbiri diğerinden bağımsız değil. Bunların koordinasyonun sağlanması, bakım onarımı ve işletmesi konusunda çalışan kişiler olarak ifade edilebilir. Biraz önce zaten inşaatı konuşunca şey vurguladık. İnşaatta çok fazla tasarım yeteneği aranmaz ama mimarlıkta çok ciddi bir tasarım yeteneği vardır. Yani herkesin baktığı pencerede sizin farklı bir şeyi görebilme yeteneğinizin olması gerekiyor. Yani bir civciv sürüsü düşünün, temel durumda herkes siyah civcivi çok kolay görür, sarı civcivlerin arasında çok ciddi bir şekilde görülür ama işte farklı ayak parmağı olan, 3 parmağı, 4 parmağı olan o kalabalıkta onu fark etmek çok kolay olmayacaktır.
temel durumda mimarlık da binaların veya fiziki yapıların tasarlanması veya prototip olarak ortaya konulmasıyla ilgili bir sanattır arkadaşlar. Yani onu belirteyim. Tamam, doğru bir mühendislik, inşaat mühendisliği perspektifiyle yaklaşıldığında bir bilim dalı olarak da yaklaşılabilir ama gözün baktığı, gönülün çizdiği bir sanattır bence mimarlık. Eğer herkesin baktığından farklı bir görme yeteneğiniz olduğunu düşünürseniz bu bazen mutluluk olarak yansır gözünüze. Onu da hissedersiniz gerçekten. Yani hani bunun normal bir formülü yoktur. Ben işte koyayım ama sizin içinizde bu tasarıma dair bir ilgi. Ya ben olsam şu binayı şöyle yapardım. Ben olsam şöyle tasarlardım tarzında bir yaklaşımınız varsa mimarlıkta kullanılabilir arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir Peki, miyim? tam buyurun. Mimarlıkla ilgili. Şimdi Buyurun. şu anki mimari eserlerle hani kötülemek amaçlı demeyeyim de Osmanlı zamanına baktığımız zaman en basitinden Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nin eserini biliyoruz. Suyun alt caminin altına sıcak su geçiyor ve tüm camiyi ısıtabiliyor. Ve bu sıcak su geçerken de ne küf oluşturuyor camide, ne bir akıntı oluyor, ne de başka bir şey oluyor. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Hani günümüzde ev olduğu için ev ortamında bir sürü tehlike olabiliyor küçük çocuklar için. En basitinden hani bir ocağın bulunduğu yerden bir yangın çıkabilir ya da dördüncü, beşinci kattan düşüp de ölme tehlikeleri olabiliyor. Bunun için geliştirilmesi gerekebilir mi? Mesela diyorum ki ben şu cam küçük çocuğu algılayacak, hani kişileri algılayacak. Cam ona göre açılacak dışarıya, pencereden aşağı düşmesini önlemek için. Ya da ocağın oraya geldiği zaman herhangi bir yangın sistemi durumunda tüm binayı alarma geçirecek bir sistem olacak diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi olay tabii sen söyleyince ister istemez ben de birazcık daha kontrol otomasyon mühendisliğini canlandırdı. İster istemez yani işte mesela yaklaştı kapıda bir sensör olduğunu düşünün. Geleceğiz kontrol otomasyon mühendisliği bölümüne de. Sensör bir şekilde boyu ölçtü. Boyu ölçmesine bağlı olarak veya kapının öndeki normal fayansları veya o yükseklikleri düşünün. Kapıya geldiği yerin altına bir ağırlık sensörü koyarsanız kapıya gelen kişinin ağırlığını da ölçer. Bunun çocuk olduğunu gördüğü anda kapıyı açmaz. Kapının açılmasına izin vermez. Dolayısıyla senin örneğinden hareketle ben aslında mimarlıktan çok kontrol otomasyon tarzı bir yaklaşım çıkardım. Yani kullanmasına izin vermek. Mimari tasarım, tabii Mimar Sinan'ın eserleriyle kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü yani bir tane Mimar Sinan olmuş. Onun da ben onu da Mimar Sinan'ın mimarlığına değil, matematiksel düşüncesine veriyorum. Çünkü temel durumda ne olur? Camiyi ortaya koyar, bitirir. İşte burada en etkin şekilde ibadetin sürdürülebilirliğini sağlamak birazcık daha endüstri mühendisliği bakış açısı. Onu da söyleyeyim yani. Yok öyle. Temel durumda camiyi nasıl daha etkin, verimli kullanabiliriz Bütün mi? yollar endüstri mühendisine çıkar zaten hocam bir Yani ama çetinden. şöyle hani yani bir şekilde bir eylem yapıyorsanız, bir eylem gerçekleştiriyorsanız bunu daha iyi nasıl yapabilirizin tanımıdır aslında endüstri mühendisliği. Eyvallah. Öyle olunca ister istemez ama tabii ben ismi göremedim konuşunca çok özür diliyorum oradan hareketle. Arkadaşımızın verdiği örnekten hareketle ben onun kontrol otomasyona olan yatkınlığının mimarlıktan daha fazla olduğunu ifade etmeye çalıştım. Eyvallah. Anladım. Tamam Teşekkür devam ederim. edelim. Yok ben teşekkür Devam ederim edelim sorun. hocam, buyurun. Tamam. Elektronik haberleşme biraz önce aslında konuştuk. Yani temel odağında iletişim olacak. Şu son bir yıllık periyotta gördük özellikle aslında bir anda çok daha popüler, çok daha gereksinimimizin olabileceği veya kritik anlarda yani işte yakın zamanda bir darbe girişimi oldu. Eskiden olmuş olsaydı bu kadar yaygın bir durum falan olmasaydı işte Sayın Cumhurbaşkanımız FaceTime tarzı bir yaklaşımla bir yere bağlanamayacağı gibi bir durum olduğunu düşünün. Olay çok bambaşka durumlara gidebilirdi.
Hani Vizontele'de bilmiyorum diyor ya, buraya gazeteler 3 gün sonra gelir. Yani biz bir şeyi duyduğumuzda o şey çoktan olmuştur şeklinde. Aslında elektronik haberleşme birazcık bunu ortadan kaldıracak bir yapı. Bir diğeri, tabii ben ona çok girmek istemiyorum ama kişisel olarak insanların mobil cihazları kullanma oranı çok arttı. Kullanma süresi de çok arttı. Bu daha da çok artacak. Yani aslında kendi adıma söyleyeyim. Yani en son bir bankaya ne zaman gittiğimi ben hatırlamıyorum. Yani artık her şeyi temel durumda onun üzerinden halletmeye başlıyoruz. Pek çok işte işlemi, sigorta, kasko ve diğer durumları da. Öyle olunca talebin çok olacağı, bir anlamda insanların ona yöneleceği bir başka yapımızda elektronik haberleşme mühendisliği. Dolayısıyla burada iletişim ağlarının tasarlanması, bunların yapısının oluşturulması, herhangi bir sisteme entegre edilmesi noktasında bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız elektronik haberleşme mühendisliği o anlamda kıymetli bir bölüm olacak. Çok yaygın da değil. Temel durumda mühendislikler arasında işte biraz önce vurguladık, mekatronikle beraber gelecek yeni yapay zeka ile beraber elektronik haberleşme mühendisliği de matematiksel düşünme, analitik yaklaşma noktasında bir ilginiz varsa kesinlikle tavsiye edilecektir. Bunları bir noktaya koyun, makine mühendisliği ve türevlerini başka bir noktaya yerleştirin. Hani orası birazcık daha üretim odaklı, birazcık daha böyle dokunma odaklı ama artık birazcık daha dijital çağla beraber üretimin ham maddesini veri oluşturuyor. Yani bizim temel anlamda alıp getirdiğimiz, ya şu malzemeyi bir işleyelim dediğimiz yapı birazcık daha eski dönemde kalacak bir yaklaşım. Kesinlikle ihmal edilmeyecek bir yaklaşım, onu söyleyeyim. Eğer hala bir malzemeye dokunup o malzemeyi tezgaha sürmek çok hoşunuza gidiyorsa makine mühendisidir. Ama ya ben benim ham maddem bilgi olmalı, veri olmalı diyorsanız biraz daha bu tarz mühendisliklere kayılabilir. Özellikle uzay erişimiyle beraber veya yönelimiyle beraber bizim için elektronik haberleşme mühendisliği. Sadece bu değil, diğer bütün yapılarla ilgili uzun erimde işte akıllı araçların kullanılması, insansız araçların kullanılması, insansız pek çok yapının ortaya konulması söz konusuysa sadece bizim kendimizin değil, bunların da birbirleriyle iletişim halinde olması gerekiyor. Bunların da koordinasyon halinde olması gerekiyor. O açıdan oldukça kıymetli, değerli bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bir küçük örnek vereyim. Mesela işte İHA'ları, SİHA'ları belki konuşacağız son aşamada. Artık İHA'ların sürü İHA olması, yani tek bir İHA değil sürü halinde hareket etmesi. Tabii sürü halinde hareket ederken de mutlaka birinin mihmandar olması gerekiyor. Bu noktada da bunlar arasındaki haberleşmenin, etkileşimin sağlanması. Biraz önce konuştuk gemi kısmında. İşte insansız denizaltıların geliştirilmesinden bahsediliyor. Birden fazla olduğunda, otonom küçük olduğunda bunlar arasındaki haberleşme. Neyse, yani dediğim gibi mühendislik alan çok geniş. Tanınan süre çok dar. Sizin sıkılma ihtimaliniz çok yüksek. Onun için birazcık kısa tutuyorum. Yoksa temel durumda hepsi üzerine çok uzun konuşulur. Dolayısıyla hani telefon ve GSM şirketleri, elektrik, elektronik, biyomedikal, otomotiv pek çok sektörde kullanılabilecek bir durum. Elektrik mühendisliği biraz önce aslında şeylere değinirken kısmen elektrik, elektronik içinde birazcık değindik. Ama elektrik üretim, iletim, dağıtım sistemlerinin tasarlanması, korunması, projelendirilmesi ve kontrol edilmesi üzerine çalışır. Temel durumda biliyorsunuz, yani kullanılabilen kaynakların da kısıtlanmasıyla beraber enerji de bizim için çok kıymetli bir hale geldi. Aslında enerjideki birinci amaç elektrik üretimi. Elektrik üretimiyle yaklaşıldığı noktasında da işte bunun iletimi, dağıtımı ve buna ilişkin sistemlerin tasarlanması noktasında kritik. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Kendi tahtını biraz elektronik haberleşmeye, biraz elektrik elektronik mühendisliğine devretmiş bir mühendislik gibi durur.
daha çok algı noktasında herkesin de, yani ben de ilk zamanlar öyleydi. Yani bir inşaat mühendisliğin tasarladığı bir binanın içerisindeki elektrik aksamını tasarlayan biri gibi durur. Ama işte piyasadaki gözü, ya ne gerek var ona, çağır elektrikçi Şahin Usta'yı o yapar şeklinde bir durum var. Eğer böyle bir yeteneğiniz olduğunu, yani elektriğin hareketine, iletimine dair bir niteliğinizin olduğunu düşünüyorsanız, bunu olabildiğince elektrik elektronik, elektronik haberleşme ile desteklemek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Gıda mühendisliği, yani temel durumda hiçbir şekilde, yani soruyorlar uzun bir süre mezar kazıcısına, bu kadar defin işlemi yaptın, en şaşırdığın şey ne oldu diyor. Şu nefsim bir türlü körelmedi, benim de bir gün öleceğim aklıma gelmedi şeklinde. Gıdaya benim bakışım hep nefsani oldu doğal olarak. Öyle olunca da ister istemez insanoğlunun gıdaya olan ihtiyacı bitmeyecektir arkadaşlar. Temel durumda gıdaların uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi, nakledilmesi, hijyen yapılarının sağlanması, toplu alanlarda bu yemek hizmetleri verildiği durumlardaki bütün kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yapısıyla ilgilenir. Temel durumda benim buraya yaklaşımım da birazcık daha çevre mühendisliği gibi. Yani işte bütün bir yemekhane için iki tane veya bir tane yeterli oluyor. Diğer durumlarda gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Bunu ilgi duyabilirsiniz. Yani işte liseye mikroskobun altındaki bir mikroorganizmaya her sırası gelen bir bakar gözünü alır devam eder. Siz ısrarla bakmaya devam ediyorsanız bilin ki gıdaya doğru bir yöneliminiz olabilir. Ama kişisel gözlemim, yani ben orada da çevre gibi yaklaşıp birazcık daha doyum noktasına ulaşıldığını, eğer yer edinmeye ihtiyaç duyulacaksa çok ciddi bir rekabet gerektirebileceğini düşündüğüm bir mühendislik dalı. Gıdaların işlenmesi, paketlenmesi, korunması, testlerinin yapılması. Ha şunu söyleyeyim, önem seviyesi gerçekten hala yüksek. Yani temel durumda işte bu raporlara ara ara hepimiz bakıyoruzdur. Evde kalmayla beraber insanların gıda tüketimi de arttı. Uzun erimde gıdanın elektronik veya benzeri yapıların yerine geçebileceğine dair bir durum da olabilir ama en azından sizin dönemler açısından yaklaşıldığında şu anda bir doyum noktasının olduğu, bütün talebin ilerleyen dönemlerde arza dönüşme ihtimali olabileceğini, sadece özel bir ilgiyle yönelmek gerektiğini düşünebiliriz. Yapay zeka ve veri mühendisliği arkadaşlar yeni bir bölüm temel durumda. Buraya İTÜ'deki şeyini aldık. Temel durumda makinelerin birazcık daha insansı hareketler yapmasına imkan sağlayacak bütün analizleri. Yani buna dair ortaya konulan bütün verilerin analiz edilmesi, buradan hareketle makine öğrenmelerinin, yani bu veriden bir çıkarsama yaparak gelecek hareketlerin, gelecek eylemlerin ne olduğuna bakan bir yaklaşım. Bu biraz aslında şununla kesişiyor. Ben bakarken onu gördüm. Şimdi siz bir kalem satıcısınız. Ben geldim bir kalem istiyorum ama ben ne istediğimi bilmiyorum. Temel durumda bir analiz gerçekleştirdiniz. İşte üzerimdeki kazak, gömlek, ayağımdaki ayakkabı, bunlar arasındaki bütün korelasyonlardan hareketle işte benim yaşım, diğer durumlarda bir prototip kalem tasarımı ortaya koydunuz. Bunu ben gördüğüm anda aslında şunu söyledim. Ya benim istediğim kalem buydu, ben ifade edemedim. Siz bu değişik verilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyup o tasarımın ortaya çıkması, yani yapay zeka kısmı, makine öğrenmesi kısmı, o veriden hareketle tasniflemenin, sınıflandırmanın, çıkarımsamanın yapıldığı kısım o nokta arkadaşlar. Birazcık bunu makinalarla etkileştirip makinaların etkin, verimli bir şekilde çalışmasına imkan sağlayacak önemli bir bölüm bence. Temel durumda veri mühendisleriyle işletme yöneticileri ve uzmanlar arasında koordinasyon sağlamak,
makine öğrenmesinin daha faydalı, daha etkili bir şekilde bütünsel yapıyla, özellikle mekatronikle entegre olduğunda, biraz önce mekatronik mühendisliğini konuşurken biraz bireysel yaklaştık, robotsal yaklaştık. Yapay zekayla entegre edilince artık birazcık daha bütünsel olan, daha sürüsel bir yapıyı ifade eden bir bölüm olacak. İşletme mühendisliği temel durumda endüstri mühendisliğine çok yakın, işletmeye de birazcık yakın ifade edilen bir bölüm. Bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon ve pek çok fonksiyonda kullanılabilen bir bölüm. Ben bir 6 yıl İTÜ'de doktora yaparken işletme fakültesinin içerisinde endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği vardı. Dolayısıyla ikisi arasındaki karşılaştırma, ikisinin yaklaşımlarını falan çok iyi bilirim. İşletme, temel işletme, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi içerisinde ifade edilen işletme pek çok eylemi, karar mecra faaliyetini tecrübeye dayandıran bir bilim dalı gibi davranır. Yani daha böyle soyut hareket eder. İşletme mühendisliği onun o açığını gidermeye çalışır. Birazcık daha matematiksel, birazcık daha yapıyı koyar ama temel bir doygunlukta değildir. Ama endüstri mühendisliği o açıdan yaklaşıldığında matematiğe daha yakın, matematiksel karar vermeye daha yakın bir yapıdadır. Temel durumda işletme mühendisliği mezunlarının en azından yani benim bildiğim kadarıyla üretim sektöründe yer almaları çok nadir oluyor. Yani genelde yönetici pozisyonları, orta düzey, üst düzey yöneticilik aksiyonları oluyor. Özellikle bayan öğrenciler için çok tercih edilebilen bir bölüm olabiliyor. Ama dediğim gibi yani iyi şartlarda iyi bir işletme mühendisliği mezunu olabilmek için de çok donanımlı, çok yetenekli olmak gerekiyor. O da kolay değil. Yani alt düzey yöneticilikten başlayıp sürekli bilgi edinip yukarıya doğru çıkmayı gerektiren bir yapı. Temel durumda bir şirketin işletmesiyle ilgili olan bütün süreçlerin hepsinde yer alabiliyor. İşte ne var bunlar? Üretim planının hazırlanması, kalite kontrol süreçlerine destek sunmak, arıza kaynaklı aksamları belirlemek, bu tarz bütün yapıları sağlıyor. Endüstri mühendisliği, ben direkt yani öğrenciliğimden kalma tanımı vereceğim. Endüstri mühendisliğine giriş dersinde insan, malzeme ve enerji odaklı sistemlerin tasarlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için faaliyet gösteren bilim dalıdır. Hiç unutmam. Yani 1998'de aldığım EMG dersindeki tanımdır. Ara ara tabii biz bunun içine tabii çağ değişiyor. Veriyi de koyabiliyoruz, bilgiyi de koyabiliyoruz. Daha iyinin bilimi diye geçer arkadaşlar. Daha iyinin bilimi diye geçerken şu kabulden gider. Bir şey gerçekleştiriyorsanız bilin ki bunu gerçekleştirmenin en az bir tane daha iyi yolu vardır. Yani o anlayışta olmanız gerekiyor. Yaşamanız gereken bir meslek. Temel durumda kendi mesleğim olduğu için ister istemez biraz yanlı davranıyorum ama bu aslında... Estağfurullah hocam, detaylı bir şekilde konuşabiliriz endüstri mühendisliğini. Hiç vakit problemimiz yok yani o noktada. Eyvallah. Yani bu hepsinde geçerli arkadaşlar. Yani başkasının size biçtiği elbise hiçbir zaman sizin üzerinizde tam oturmaz. Bunun en fazla acısının çekileceği yerde meslek tercihidir, seçimidir yani. Dolayısıyla burada bizim dönemle kıyaslıyorum sizi. Sizin bize nazaran kendinizi tanıma şansınız daha yüksek arkadaşlar. Onu ifade edeyim. Buradan hareketle döneyim endüstri mühendisliğine. Bizim tercihimiz tamamen işte dershanedeki bir hocamızın ya işte endüstri mühendisliği iyidir, ha iyi falan o zaman şey, hiçbir zaman şey düşünmedim. Ya bugün tekrar gireyim yine bir endüstri mühendisliği hedeflerim, yine bir şeyim falan olmaz. Ama şöyle bir durum var. Yani işte tam zamanda üretim felsefesi diye bir felsefe geçer. Tam zamanda üretim felsefesinin endüstri mühendislerine anlatmaya çalıştığı veya Japon üretim felsefesiyle anlatmaya çalıştığı mutlaka mutlaka ara stoklar, ham maddeler, sevkiyatlar hep planlandığı zaman ne erken ne geç ve planlandığı kadar olmalı. Bu hiçbir zaman gerektiğinden fazla olmamalı, gerektiğinden erken veya geç olmamalı.
Ben bunu derslerde gördükten sonra hep kendimi uygulamaya başladım. Yani hiçbir zaman arkadaşlar plansız olmayan ertesi sabah eylemlerin hiçbirine katılmadım. Yani şey falan dedim ya işte tam zamanda olması gerekiyor. Böyle bir durumum falan yok. Bir diğerini söyleyeyim. Şunu söyler. Muda, israf. Yani değer yaratmayan her şey israftırlar. Biz aslında bunu saatlerce eğitimlerde anlatırız. İşletmelere bu noktalarda danışmanlıklar veririz. Aslında temel durumda bizim için geçerli olacak bir eylemdir. Yani biz aslında israfa bizim bakışımız en azından benim bakış açım daha ağır. İsraf haramdır deriz. Yani hiç şeyde burada bir anekdotu paylaşayım sizinle. Bir işte sempozyumda bir Japon akademisyenle konuşurken tabii bu işin orijini de onlar ifade ettik. Ya siz israfa muda diyorsunuz, israfı böyle ama israf için bizim israfa bakışımız daha kritik. Biz işte yani dini açıdan yaklaşımımızda da hayır demişti. Şimdi bak israfa bakış açımız şöyle değişir. Burada şu anda yemek açık büfe. Temel durumda tabağı doldurabileceğiniz kadar dolduruyorsunuz. Sonra o tabağı bitirmek gerektiğini düşünüyorsunuz. Eğer onu bitirmeseniz onu israf kabul ediyorsunuz. Temel durumda baktığınızda doğru. Oysa bizim bakışımızda israf o tabağı sadece yiyebileceğin kadarını koymaktır. Oradan hareketle tabii bir bakış açısı devreye giriyor. Yani birazcık şu oluyordu. Şimdi Halil Hocam belki bir kısmını diyor. Ben yurtta falan kalıyorduk. Her durumlarda şöyle duruyordum. Ya bu saatten sonra kalmanın sağlayacağı fayda ne olacak? Bir değer var mı yok mu? Yok, o zaman bu saatten sonra kalmamak gerekiyor. Sabah kalktıktan sonra ya bu saatten sonra yatmamak gerekiyor. Bu tarz durumlar kritik oluyor. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında endüstri mühendisliği özelinde birazcık kendinizi adapte edebiliyor olmanız gerekiyor. Endüstri mühendisliğinin çok ciddi bir tehlikesi vardır. Aynı zamanda fırsattır. Endüstri mühendisliğinin sınırları yoktur arkadaşlar. Endüstri mühendisliğinin sınırları sizin çizdiğiniz sınırlardır. Yani siz temel durumda şunu düşünüyorsanız, ya ben işte üniversiteyi bitirip bir yere girip işte 8-5 yürüyüp 15'inde de bir şekilde maaşımı almalıyım. Bu bilgi beni götürmeli. Endüstri mühendisliği sizi çok zorlar arkadaşlar. Yani temel durumda çünkü şu olacaktır. Her şeyden kısmen anlayan, hiçbir şeyi tam olarak anlamadığı düşünülen bir bilim dalı gibi gelecek. Sınırlarını sizin çizmeniz gerekecek. Sınırlarını siz oluşturduğunuz anda tabii bunun işin içinde kendini tanımanız da geçecek. Siz sınırlarını başarılı bir şekilde oluşturursanız inanılmaz bir şekilde başarılı olabileceğiniz bir alandır. Neden? Klasik işletme bakışına matematiksel bir bakış açısı kadar. Yani bu matematiksel bakış açısını lütfen 1'e, 2'ye, 3'e bakar gibi düşünmeyin. Yani matematiksel bakış açısında 3'e baktığınızda hep farklı bir şey görürsünüz. Öyle olunca onu oturtunca bir de şudur, ben onu da söyleyeyim. Bence insanın en büyük keşfi soru sorabilmektir. Yani temel durumda ya bu neden böyle oluyor? Ondan daha büyük keşfi de kendi kendine soru sorabilmesidir. Endüstri mühendisliği bunu temel anlamda matematiksel bir disiplin altında oturtur ve bunları sürekli olarak kendinize sormanızı gerektirir. Siz ya ben bunu yapıyorum. Yani benim sistemim bu. Girdim bu, ortaya çıktım bu. Ben bunu nasıl daha etkin yapabilirim? Bir de şöyle artık yani sizin yaptığınız herhangi bir ürünün işte uzak doğuda veya Hindistan'ın ücra bir köşesinden bir rakibi çıkabiliyor. Maliyet etkin olabiliyor, kalite etkin olabiliyor. Bu arayışın içinde olmanız gerekiyor. Endüstri mühendisliği o açıdan cazip temel durumda ama dediğim gibi o tehdidi her zaman var. Eğer o kısıtların altında yani şöyle ben bazen anlatırım çocuklara yani endüstri mühendisliği bölümüne geldikten sonra çok iyi bir finansçı olabilirsiniz. Çok iyi sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımız var. Savunma sanayinde çalışan, işte uydu iletişim üzerine çalışan ama bunların hiçbirine yani finansa gittikten sonra hiçbir zaman iyi bir endüstri mühendisi olamazsınız. Yani temel durumda
o eğilim, o alan oldukça geniş. Ama mühendisliklerin en yakıcı gereksinimi orada hissedilir. Neden? Çünkü çok donanımlı olmanız gerekiyor. İşte Türkiye'deki program sayısı görülüyor. Diğer durumlar orada da benim çıkarsamam şu, benim mesleğim olduğu için birazcık da açılması en kolay bölüm. Yani malzeme, laboratuvar ve diğer altyapısı en az yatırım gerektiren bölüm. Öyle olunca hani ya şimdi mesela düşün, imkanım olsa üniversite kursam, bakış açım farklı benim, onu söyleyeyim başında. Bir endüstri mühendisi kurarım yani hani bir şey, öyle olunca sayı fazla. Tabii bütün mühendislikler için imkan olduğunca teknik yönelimin olması, diğer durumlarda da kendi donanımınızı, kendi altyapınızı geliştirmek değerli olacak. Bir diğeri yani gerçekten içtenlikle, yani bunu bir motive veya şey için söylemiyorum. Şimdi Halil hocamla konuştuk, hani o birazcık ifade edildi. Yani ne kadar çok yaşarsanız bir mesleği, inanın o kadar başarılı oluyorsunuz. Bu ben başarılı olduğum anlamda söylemiyorum. Ben başarılı oldum olmadım onu bilmiyorum ama inan çok mutlu oldum. Yani hani diyorum ya, tekrar geri dönsem tekrar mühendisliği, tekrar Konya endüstri, ama onu da söyleyeyim yani hani o nasıl olur orasını, o ayrı bir durum. Ama bir diğer durum arkadaşlar, optimizasyon kısmı, onu da söyleyeyim. Yani bir şey gerçekleştireceğiniz zaman amacın ne olduğu, yani benim amacım maksimum faydayı mı sağlamak veya minimum maliyeti mi ifade etmek. Mesela kendi başıma bunu ifade ederken işte bizlerde doktora yeterlik sınavları falan olurdu. Ben günün bazı dilimlerini o açıdan analiz ederdim. Yani günü bir parçaya böldüğümüzde veya 10 saatlik dilimi, şu kadar zaman işte kitap okumak gerekiyor, şu kadar zaman çalışmak gerekiyor, şu kadar zaman sosyal faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Oradan hareketle tanımladığım bir verimlilik ölçütünü ortaya koyabiliyordum. Ya ben işte diğerinden %2 saptım, dolayısıyla benim verimliliğim %8 düştü. Çok böyle şey gibi geliyor ama inanın matematiksel bir karşılığı var bunun. Endüstri mühendisinin bir diğer durumu işte o matematiksel modellemeyi ortaya koymak. Yani sizin ortaya koyduğunuz ürünün, kullandığı ham maddenin, malzemenin, işçiliğin ve diğer üretim yoğun saatlerin bir karşılığı olacak. Onu en iyileyecek yapının ne olduğunu bilmek gerekiyor. O noktada da cazip. Bir diğeri yani yöneticilik kısmı. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı zaten birinci sınıfta karşılaştığınızda ben üst düzey yönetici olacağım modundalar, ama çok öyle değil, onu söyleyeyim. Yani kolay kolay hiçbir yerde öyle değil yani temel durumda. Ama o imkanları çok fazla, yani şu anda bizim arkadaşların da büyük bir kısmı zaten orta veya bir nebze yaş gereği orta veya üst düzeye yakın yöneticilik pozisyonlarında çalışılıyor. İnşaatla, makinayla, gemi, yani ben şeylere falan da gittim yani tersane, diğer durumları, o ortamları falan görünce de özellikle çalışma ortamı olarak endüstri mühendisliği daha rahat bir ortam. Onu da belirteyim. Tabii şimdi diğer mühendisliklere haksızlık olmasın. Yani endüstri bu kadar yeterli. Diğer kısımda soracağım. Endüstri mühendisliğinin sorumlular nelerdir? Tek cümle söyleyeyim arkadaşlar bununla ilgili olarak. Çıktı ortaya konulan her sürecin en iyilenmesi, daha etkin, daha verimli şekilde getirilmesi. Bunu sadece buradaki resimlerden hareketle üretim olarak anlamayın. Hocanın verdiği derste de öyle. Temel durumda sizin gün içinde gerçekleştirdiğiniz eylemlerin hepsinde o şekilde bir arayış var. Ben sözel olarak ifade ettim. O arayışı mümkün olduğunca matematiksel yapıya oturtan bir mühendislik dalı. Şurada bir özet aldık. Temel durumda program yapılarına, sayılarına bağlı olarak. Tabii sonrasında eğer istenirse mutlaka daha fazlası vardır. Paylaşmak gerekirse ben Halil Hocam'a iletirim. Bu noktada bir sıkıntı hocam, yok. Hocam size zahmet paylaşırsanız biz de isteyenleri iletiriz inşallah. Tabii ama işte şey, hani dediğim gibi yani yok Atlas üzerinden çekip bu anlamda hani bana da bir bakma fırsatı verdi. Mutlaka gözden kaçırdığımız, şey yaptığımız bir bölüm olmuş mudur bilmiyorum ama Halil Hocam'la konuştuktan sonra şöyle bir ben de üzerinden geçtim. Dediğim gibi yani bu inanın arkadaşlar bir reçetesi yok. Yani hocam neyi tavsiye edersiniz şeyinin?
Temel durumda kendini tanımakla ilgili. Yani ben olabildiğince tasarım, olabildiğince matematiksel durum, olabildiğince analitik düşünme. Ama mühendislik nosyonunun özünde matematiksel düşünme ve analitik yaklaşımlara sıcak olma durumu mutlaka mutlaka söz konusu. Şöyle bir düşünüyorum, belki bir nebze bahsettiklerim arasında bir nebze mimarlık o konseptin dışına çıkıyor ama mimarlığında dediğim gibi tasarım yeteneği, tasarım sanatı farklı bir yük getiriyor. Onun farkında olmak gerekiyor. Birkaç örnek de alayım, şöyle düşündüm. Yani başarılı mühendisler kısmında tabii çok farklı kişilerden bahsetmek mümkün olabilir. Farklı durumlar olabilir ama bu noktada yani Erbakan hocamızı anmadan, Erbakan hocamızı Allah ondan gani gani razı olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Çok başarılı bir makine mühendisi, bence idol. O da şöyle, herkesin baktığına çok farklı bakabilme yeteneğinden, yani dizel motorlardaki püskürtme prensibinin matematiksel olarak modelleyip onun nasıl iyileştirileceği üzerine bakışı. Tabii diğer bütün kısımlar o ayrı, yani onu anlatmak benim haddim değil. Ama temel durumda mühendislik nosyonuyla, yani İTÜ'deki İTÜ makine, ben işte giderdim Gümüşsuyu'na, Gümüşsuyu'nun kütüphanesinde otururken orada gelirdi aklıma. Yani işte makine fakültesi temel durumda zorluklar bir noktada, orada ar görken ders vermek, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanya'sında kaçan pek çok profesörün yer edindiği yer. Yani dolayısıyla o yoğunluğun içerisinde öyle bir duruma gelmek biraz belki biz vurgulamadık, idealist olmayı da gerektiriyor arkadaşlar. Şunun da olması gerekiyor. Biraz belki ben de onu yaptım. Hani ben mutluyum dedim ama ben mutluyken toplumun mutluluğuna da değer sağlamam gerekiyor. Necmettin, Profesör Doktor Necmettin Erbakan o perspektifte mühendisti. Ben olabildiğince o noktaları dile getirmeye çalıştım. Onunla ilgili bir iki örnek. Zaten yani gümüş motor, devrim otomobilleri o kısmına falan girmeye gerek yok. Yani o açıdan şunu ifade eder. Temel durumda bütün mesele şeftali yerine motor üretmek. Aslında lütfen buradaki mesajı siyasi olarak düşünmeyin. Yani temel durumda üretmenin ülke açısından, üretmenin insan açısından ne kadar kıymetli olacağını bir mühendis bakış açısıyla ortaya koyuyor. Tabii ve bunun temel öznesi olan makine mühendisliği açısından bakıyor. Yani şimdi ben diyorum ya, temel durumda ben aynı durumda olsam, mekatronik mühendisi olacak olsam şu, yani acaba robot asker nasıl tasarlanır? Nasıl maliyet etkin bir robot asker ortaya koyabiliriz? Nasıl katkı sağlar şeklinde bir durum olabilirdi. Tabii o olunca tasarım grubu, yani onlar da mühendislerdi. Nurettin Erguvanlı, Ercan Türer ve Kemal Alagöz. Tasarım olarak onlardan da bir bahsetmekte fayda var dedim. Yani bunlar da temel durumda aslında tasarım kısmında çok basit gibi görünür ama hani ya işte ne oldu, ama sizi yansıtan, size ait olan bir durumu oluşturmak çok kolay değil. Vecihi Hürkuş, yani şey olunca o da bir geldi aklıma. Onu da belirtmek istedim. Allah rahmet eylesin. Temel durumda uçak meraklısı, mühendis. Yani acaba nasıl bir uçak yapabilirim şeklinde bu sevdasından hiç vazgeçmiyor. Bir şekilde onu da başarıyor. Çok uzun kısım. Hani o da belki arkadaşlar ilgilerse bakar. Bir şekilde uçmayı başarıyor ama tabii izin almadığı için bir cezayla karşılaşıyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu ikili grupta idealist yaklaşmak başka bir şey. Yani mühendis ama bunun insanlık yararına, bunun toplum nezdinde değer üretmesine nasıl yönlendirebilirim şeklinde bir dönüş var. Selçuk Bey, Selçuk Bayraktar, yani temel durumda İTÜ, elektronik haber, elektrik elektronik haberleşme, sonrasında insansız sistemler üzerine yüksek lisans, yine elektronik haberleşme doktorası ve bunları bütünleştirip çok uzun bir çalışma, çok uzun bir emekten sonra
işte bugün inanın çok büyük katkı. Yani yine yineliyorum, belki başka bir şeyin konusu, ülkenin milli savunma gücüne çok büyük bir katkı sağladı. Temel durumda yine aynı şey. Yani ne oldu? İyi bir mühendis olmak, ama iyi bir mühendis olmanın bir diğer yerinde bu mühendisliği yaşayabilme yeteneği. Bu yaşama yeteneğinde toplum açısından değer sağlama. Halil Hocam'la konuştuktan sonra bakarken değişik bir çalışma daha gördüm. Bertan Bakkaloğlu, o da yanlış söylemeyeyim, elektronik haberleşme Mars'a inmeyi başaran son aracın özel yan kamerasını. Yani çok kolay şeyler değil, hani küçük bir parça dahi olsa oradaki bütün etkiyi dikkate alacak şekilde Perseverance'ın yan kamerasının tasarımını gerçekleştiren hocamız. Hani onu da en azından bir ifade etmek istedim. Mühendislik bakış açısında nasıl farklılık yaratılabilir? Ne tür durumlar olabilir? Temel durumda onları vurgulamaya çalıştım. Şimdi pek çok şey biraz hızlı geçildi, biraz şey oldu, ama bunu bir tanışma gibi kabul edelim. Bir kısıtla tanımlanmıştır. Ben bayağı bir açtım, onun da farkındayım. Çok özür dilerim. Halil Hocam bana yarım saat estağfurullah, dedi. Estağfurullah, kıymetli hocam. Estağfurullah, çok doyurucu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yani çok özür diliyorum. Yani vermişken de hani şey olsun diye, ama varsa soru cevap kısmı, dediğim gibi. Yani benim zaman noktasında bir şeyim falan yok. O noktada yardımcı olabilirim veya sorulmak istenen özel bir şey varsa ona eyvallah dönebilirim. Tabii şimdi gördüm. Ara ara çıkanları görememişim Halil Hocam. Ben uzatınca arkadaşlar çıkmış. Asıl bundan sonra başlıyor. Çıkan kaybetti falan diye. Evet evet. Sıkıntımız yok hocam. Kalan sahalarla devam ediyoruz. Ya, şey, ben problemimiz yoksa. Yok yok. Yani bu uzaktan eğitim veya diğer durumlarda, çünkü biz de üniversitede dersler veriyoruz. Bu hani gelinen noktada artık arkadaşlar üzerinde bir yorgunluk, bir bıkkınlık, diğer durumlar falan da olmuş oldu, ama benim için yani 20 yıldan sonra ilk defa böyle bir fırsat oldu arkadaşlar. Yani siz de beni hazır görün. Hocam sık sık davet ederiz biz hocam. Sıkıntı yok. Biz severiz böyle hocaları. İnşallah. Yani vakit problemimiz olmasın. Siz bizim sıkıntı yok hocam inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz birinci bölümümüz için. Ya ikinci bölüme geçelim isterseniz. Vakit problemimiz yoksa. Ben şunu durdurayım isterseniz. Yani gerek yok olur herhalde. Olur hocam. Şöyle görelim bizi. Tamam hocam. Şimdi ikinci bölümde hocam bizi de cezbetti. Teşekkür ediyorum. Mühendislik bölümlerinde bu kadar detaylı bir şekilde çalışmışsınız. Size de bayağı zahmet vermişim ben sonra. Yok estağfurullah. Bayağı, estağfurullah ya, yok. Ya ne diyeyim hocamın, yani. Hocamın, Erbakan hocamın örneğini de verdiniz. İşte derler ya, işte bir civatanın anlatımına bir demir filizinden başlanır diye. Öyle öyle hoşumuza gitti bizim, elhamdülillah. Doyurucu oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. İlgili olan arkadaşlar vardı. Muhtemelen öğrencilerimiz de var, yönlendiriyoruz biz de. Soru cevap kısmını bizzat dinleyenlerimiz de sorabilir, katılımcılarımız da sorabilir. Bana da yönlendirebilirsiniz arkadaşlar, ben de sorabilirim buradan. Özelden mesaj atarsanız. Benim birkaç soru gelmişti, onları sormak istiyorum hocam ben size. Mühendislik bölümü zor mudur şeklinde oldu, ama bunu zaten anlatırken cevabını verdik biraz da. İlgi varsa zorlukların aşılabildiğini söylediniz, belirttiniz zaten hocam. Yani, ilgi hocam, önemli galiba. Evet, ilgi kesinlikle önemli. Yani ben kolay bir şey görmedim. İşin doğrusunu söyleyeyim, ama zor bir şey de yaşamadım yani. Eyvallah. Eyvallah onu diyeyim yani, öyle olunca. Bir de şey üzerinde durmak istiyorum hocam. İster istemez seküler bir dünyada yaşıyoruz. Rahat gelecek kaygısı var öğrencilerimizin, velilerimizin bir çoğunda. Böyle buna evrildik yani ister istemez toplumsal olarak da. Öğrenci ve velilerimizde gözlemliyoruz bunu. Mühendislik alanları bize bu rahat geleceği sunabilir mi? İş imkanları nelerdir, neler değildir? Hem de sizin ilgi alanınız olduğu için bir dönem yanlış hatırlamıyorsam savunma teknolojileri mühendisinde yönetim kurulu başkanlığı yaptınız. Hala üyelik devam ediyor bu anlamda galiba. Hem de savunma sanayimize biraz bu anlamda girelim hocam. Mühendisliklerin özlük hakları nasıldır? Nerelerde çalışırlar? Mesela göz bebeği kurumlarımız var bu anlamda.
milli savunma anlamında. Onlar üzerinde de biraz duralım diyorum hocam. Siz danışmanlığımı da yönlendirmesi de yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Olur, olur. Ama işte şey, yani ben imkanlar dahilinde konuşayım oralarla ilgili. Şimdi haddim değil. Yani burada hani verilerimiz var, diğer durum şeyler. Biz de bir yaşa geldik. Ben bazen kendim de düşünüyorum. İşte İstanbul'un trafiğini o yüzden çok seviyorum. Yani çok böyle düşünme imkanı sağlıyor. Orayla ilgili ilk çıkarsamam şu. İnsanın aradığından daha çok insanın nasıl bir insanı ararmış. Yani o noktada yani bizim kaygılanmamamız gerekiyor. Bu nasip kısmeti. Hani herkes rahat yaşamak ister. O ayrı ama rahatlığın tanımı çok farklı. Yani paranın ederi başka bir şeydir, paranın değeri başka bir şeydir. Yani o aradaki ayrımı da fark ettiğimiz anda bir diğer durum, ben hani kendi açımdan yaklaşayım olaya. Yani o geçiciliğin de farkında olmak lazım. O teslimiyette olmak lazım. Temel durumda onu ifade etmek lazım ama tabii biraz da şu devreye giriyor. İşte tevekkül noktasında önce deveyi bağlamak, sonra tevekkül etmek gerekiyor. Ben o bağlama kısmında belki şeyi söyleyeyim. Şimdi mühendislik disiplinleriyle ilgili konuşurken mühendisin bir evrim geçirdiğini, artık yavaş yavaş bu evrimin çok ciddi bir şekilde ortaya çıktığını, bir dönemin işte bizim öğrenciliğimizde inşaat, makina belki çok popüler olan, ki makina belki iyi üniversitelerde hala şeyini koruyor ama yavaş yavaş son dönemle beraber yerini elektronik haberleşme mühendisliğine, kontrol otomasyon mühendisliğine, mekatronik mühendisliğine bırakmaya başlıyor. İster istemez dijitalleşmenin artmasıyla beraber bu noktaya doğru bir kayma var. Şimdi şunu da ifade edeyim. Çok iyi pozisyonlarda çalışan yakın arkadaşlarım var. Yani çok iyi pozisyonlar. Ekonomik olarak da iyi pozisyonlar. Diğer, hatta onlar bazen ya İhsan ne var üniversitede falan diyor. Ya diyorum yani işte anlatılmayan nokta o temel durumda. Ama endüstri mühendisliği özelinde söylemiyorum. Mühendislik perspektifinde. Ama mühendis olmasına rağmen hiç ilgisiz. Nasıl yani, işte pet shop işleten arkadaşım, tanıdığım da var. Yani ya şey anlamda söylüyorum, ODTÜ mezunu bir de. Yani şey söyleyince hani bazen çok abi diyor, benim hayatım buymuş. Üçüncü şubeyi açacağım, dördüncü şubeyi açacağım. Temel durumda öyle baktığımızda ha şu mu? O kıyaslamayı yapayım. Belki benden çok daha iyi yaşıyor. Çok daha şey durumları falan var. Ama işte saygı, diğer noktalar falan olduğunda hocam hocam deyip duruyor. Neyi aradığımız da o noktada devreye giriyor. Oradan hareketle ben tabii şimdi şunu da farkındayım. Ya benim de çocuklarım var. Yani ben de her zaman insan kendi çocuğunun olabilecek en iyisi olmasını istiyor. Bu fıtrat gereği öyle, nefis gereği öyle. Bu doğaldır. Ama inanın yani şimdi şöyle, ben okuma yazması olmayan bir anne babanın çocuğuyum temel durumda. Bazen bunu hani şey olsun diye söylemiyorum. Yani çocukları okula gönderirken kendi eşim de bazen ya işte sınıfta şu, ya diyorum ki inan hiç kimse çocuğunu benim olduğum bir sınıfa vermek istemez temel durumda. Ya işte annesi babası okuma bilmiyor. Ama işte benim annem babam sağ olsun o altyapıyı o kadar iyi sağlamışlar ki bir noktadan sonra oluşan her şey biraz nasip kısmet döngüsüne giriyor. Burada hani şöyle bir örnek vereyim. Ben Halil Hocam işte yurtta kalırken hep bir senaryo olurdu. Ben o senaryoların içinde hiç yer almazdım. Şey derdim, üniversite biter, ben ertesi gün memlekete gideceğim. Ya ne yapacaksın, ya yapacak bir şey bulurum ben orada. Şey olur, cuma üniversite biter, ben cumartesi memleketteyim, artık şey falan olur. Şimdi yılda bir defa ya gidebiliyorum ya gidemiyorum. Hayat çok başka bir hale çizdi bize. Biraz önce Halil Hocam'la konuştuk işte hani İstanbul'a gelişi, diğer durumları, yani doktora mülakatına girişim. Tabii çok böyle değişik bir durum. Ben kendi özelimde inan biraz ondan çekiniyorum. Ya anlatıyor kendinden falan. Ama onu anladım. Yani insanın nasibi, insanın onu aradığından daha çok insanı arar. Onunla ilgili kaygılı olmamak gerekiyor. Ama deveyi bağlamak kısmında da işte elektronik haberleşme,
mekatronik, endüstri mühendisliği ve benzeri bölümlerin hala popülerliği çok fazla. Diğer durumlara geleyim. Şimdi savunma sanayi, yani orada da bir bulunma imkanı oldu. Daha doğrusu öyle bir sorumluluklar falan oldu. Orayı da bir görüp değerlendirme. İster istemez orada da bazı gözlemler yapılıyor. Çok ciddi anlamda mühendis ihtiyacımız var. Onu ifade edeyim temel durumda. Öyle olunca yani kaygının bence birazcık şu olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle. Kendiniz için iyi koşulların oluşturulmasından ziyade bu ülkenin size ihtiyacı var. Her birinize ihtiyacı var. Ne kadar çok nitelikli olursanız o kadar rahat eder. Bu ülke o kadar geleceğini rahat tasarlar. Belki sizler için hayat koşulları çok iyi olmayabilir. Yani ki koşullar da çok iyi, onu da ifade edeyim. Yani ben normal işletmelerde çalışan insanları da gördüm. Asgari ücretle İstanbul'da yaşayan, bir akbil basmamak için 5-6 kilometre yolu yürüyerek gidip gelen insanlar da biliyorum. Ama temel durumda niyet, biraz önceki mühendislerden de hareketle vurguladığımız gibi ülkenin ihtiyacı doğrultusunda insanlık yararına temel durumda nasıl fayda sağlayabilirim durumunda olabilir. Şimdi özlük hakları ile ilgili şey söyleyeyim. En azından o sektördeki firmalarla ilgili çok iyi özlük hakları var. Hani diyorum ya işte ederi mi değeri mi? Öyle yerlerin bence ederi de yüksek, değeri de yüksek. Yapılan işler kritik. Bir örneğini vereyim. Yani ben Aselsan'da çalışan 7000, bunların yaklaşık %80'i mühendistir. Büyük bir kısmının ücretle orada olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, ilk 5-6 yıl ücret belki etkin olabilir. Yani işte bir girdiniz çok güzel paralar veriliyor falan. Bir süre sonra paranız olacak zaten. Hani yani harcayamadığınız diğer durumlar oldu. Artık başka şeyin sizi motive etmesi gerekecek. İşte o motivasyon da yani daha etkin nasıl hizmet edilebilir, daha etkin nasıl fayda yaratılabilir orada. Şimdi Halil Hocam söyledi, bizim yani daha aktif bulunduğumuz şirketten hareketle bizim en kritik alanımız deniz, gemi temel durumda. Dolayısıyla geminin her bileşeninde yer alacak gemi inşaatı mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi, geminin komuta kontrol sistemlerinde yer alacak yazılım mühendisleri, oradaki etkileşimi kuracak mühendislerin hepsi bizim için değerli. Yalnız şunu söyleyeyim, bu kesinlikle üniversitelerden veya diğer durumlardan bağımsız, nitelik seviyesi çok yüksek. Yani şu anda o kadar ciddi bir iyi yetişme yarışı var ki, yani gelen mühendisler tecrübe açısından değil, tabii tecrübesiz olması kabul edilebiliyor. Olaylara bakışı, imkanları değerlendirmesi, şimdi hep bazen oluyor, şimdi işte Erasmus programları oluyor, stajlar oluyor, yurt dışı imkanlar oluyor. Bunları çok iyi değerlendirmiş oluyor. Yani gidip Boeing'de falan çalışıp geri gelme ihtimalleri oluyor. GE'de kısa süreli bulunup geri gelme ihtimalleri oluyor. Bunların hepsi farkı yaratıyor. O şirketlerin, o yapıların hepsinde hem özlük haklarının iyi olduğunu ama çok ciddi bir nitelik gerektirdiğini düşünüyorum. Bu yolunda sadece iyi bir üniversiteye girmekle veya herhangi bir üniversiteye girmekle bitmediğini, üniversite sürecinde dahil bu yapının devam etmesi gerektiği. Yani burada sadece velilere o yaklaşımda öneride bulunabilirim. Biraz önce dedim ya hani bizim belki o dönemlerde öyle bir imkanımız yoktu ama şundan adım gibi eminim. Yani bir yurt dışı staj imkanı olsa mümkün değil, babamlar izin vermezdi. Yani ne işin var işte, dur ne yapacaksın falan. Ama artık o durumda olmamamız gerekiyor. Çocukları ona yönlendirmemiz gerekiyor. İmkan varsa gitsin görsün. Yani o kıyaslamayı yaşasın. Yani işte hani hiç yaşamadığınız köyden bir an İstanbul'a gelip böyle hiç yaşamadığınız bir şehri görünce çok değişik gelir. Yani gelip onu anlatmak çok başka bir olaydır. Ama onu görüp ona bağlı olarak bir sistem tasarlamak bambaşka bir olgudur. Yani ne kadar başarılı cevap verdim onu bilmiyorum. Yani tabii Estağfurullah. Bir soru olunca birazcık şey oldu ama şunu ifade edeyim. En azından
Sektörün en büyük problemi ciddi insan kaynağı problemi. İhtiyacımız var. Çok ciddi şekilde ihtiyacı var. Yani ama olabildiğince nitelikli olması gerekiyor bunun. Çünkü bu alan çok ciddi. Yani sizin orta menzilde ürettiğiniz bir çıktının mutlaka diğer ülkeler tarafından kolay egale edilmemesi gerekiyor. Bunların hiçbiri taarruzi olarak düşünülmüyor. Onu da ifade edeyim. Savunma amaçlı. Öyle olunca da tabii savunma sanayi sektörü olunca oradan, ama sadece onunla da sınırlı değil. Yani işte son dönemde işte korona aşısıyla beraber diğer durumlar falan oldu. Bizim çok iyi sağlıkçılara da ihtiyacımız var. İşin doğrusu temel durumda ne iş yaparsa yapsın, bakın ne iş yaparsa yapsın, yaptığı işi en iyi şekilde yapabilecek kişilere ihtiyacımız var. Şimdi buradaki arkadaşların, yani genç arkadaşların ileride ne olacağını ben bilemem. Yani temel durumda hepsi farklı bir alanlarda olacak. Belki işte 30 sene önce biz de Halil Hocam hiç kimse birbirimizi tanımıyorduk. Bir şekilde üniversitelere geldik, bölümlere geldik. Üniversitedeyken de böyle düşüncelerimizin çoğu olmuyordu. Tabii 20 yıl sonrasından bakmak kolay. Ama şu belki kalırsa aklınızda, yani ne yapacağınız belli olmaz. Bu biraz nasip işin içine girecek. Kesinlikle öyle düşünüyorum ama olabildiğince en iyi şekilde yapmak. Yani hem temel durumda düşünce olarak, yani Müslüman bir bakış açısıyla her şeyin kıymetini bilerek, hem diğer durumda örnek teşkil ederek, hem de ya ben bu işin ehli olmalıyım şeklinde yaklaşmamız gerekiyor. O ehil noktasında da işte girdiniz, makine mühendisliğinde okuyorsunuz. Olabilecek bütün teorik bilgileri almak gerekiyor. Artık sadece o da yetmiyor. İşte özel kurslar çıkıyor. Ben öğrencilerden biliyorum. Ya Udemy'den şu çıkmış, onu bir alalım. Yani sizin bir dönemde anlattığınız ders Halil Hocam, adam 20 liraya alıp bir hafta sonunda dinleyebiliyor. Hocam ben hallettim diyebiliyor. Bu bizim için de geçerli. O kursa ben de bakıyorum. O adamın anlattığı ne varsa benim bunun anlattığından başka bir şey anlatmam gerekiyor. Yoksa öğrenciyi derste tutamam. Ya ben zaten aldım Udemy'den diyecek. Öyle olunca ben şöyle düşünemiyorum ister istemez. Ya işte ne oldu, ben profesör oldum, şey oldu, bitti. Öyle bir durum falan söz konusu değil. Yani asıl şimdi tabii çocukların da şeyinin korkmaması lazım. Yani her şey üniversiteye girince bitmeyecek. Ama inanın bir zorluk yok. Temel durumda şey olacak. Şimdi 7000'e yaklaştı Aselsan'ın. 7000'i geçti belki çalışanı. 1000'in üzerinde bizde var, Roketsan, Havelsan, hepsini kattığınızda belki 20.000'e yakın çalışan var. Bunlar da birilerinin çoğu çocukları. Bir 10 sene, 15 sene önce onlar da belki böyle bir ortamda, onlar yapıyorsa yani bizim çocuklarımız hayli hayli daha iyi bir şekilde yapar. Diğer durumda yani yetenekli, nitelikli kişi bulmak bir süre sonra çok problem olmayabilir, yetiştirirsiniz. Ama yetenekli, nitelikli, güvenilir insan bulmak çok değişik bir şey gerektiriyor. Biz olabildiğince yani gençlik eğitim kurumlarıyla, Enderun'la bu güvenilirlik kısmına destek sağlayıp nitelik kısmında da biraz sorumluluğu, en azından yolu göstermek elimizde yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane soru vardı, onlarla da bağlantılı olarak cevaplayacağım aslında. Dediğiniz şey çok önemli hocam. Bir ülkeler arası teknoloji yarışını görüyoruz. Hem savunma alanında hem diğer alanlarda görüyoruz. Yani bizim bulduğumuzu egal edebilecek çalışmalar da yapılabiliyor. O yüzden bu yarış hiç bitmeyecek gibi görebiliyoruz bu anlamdayız. İşte seneler önce muhabbetleri geçerdi. Beyin göçü diye bir şey vardı hocam. Bizim bu anlamda bahsettiğinizden de anladığım kadarıyla yerli ve milli mühendisler üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor galiba bu anlamda. Yerli ve milli mühendislerimize sahip çıkılıyor mu? Beyin göçleri hala devam ediyor mu? Bu anlamda buna bakmamızda. Bunun da bilginiz dahilinde cevaplamanızı isteriz hocam aslında. Şimdi varsa herhangi bir verimiz. Bunlarla ilgili çok ciddi takipler yapılıyor. Tabii bu şöyle, başka devletlerin de politikası olabiliyor. Başka şeyler de olabiliyor. Yani size teklif gelebiliyor. Bu çok basit bir olay. Yani bir gün sabah e-postanızda bir davet görebiliyorsunuz. Tabii onlar bir şekilde biliyor. Yani çalıştığınız ücret, çalıştığınız kurum, yaptığınız iş, ücret, diğer bilgiler bir şekilde edinebiliyorlar.
Yani çok ciddi rakamlar teklif edebiliyorlar. Kritik projelerde çalışan kritik insanları bu şekilde cezbetme gibi bir durumu her zaman söz konusu. Yalnız tabii bununla ilgili olarak tabii devlet de şey durmuyor, onu da söyleyeyim. En azından analiz kısmı çok ciddi yapılıyor. En azından bizimle ilgili olan bir analiz raporunu inceliyorsunuz. Halil Hocam, inanın büyük bir kısmı ekonomik yönden gitmiyor. Şundan dolayı gidiyor. Yani o tecrübeyi görmek istiyor, o deneyimi görmek istiyor. Yani biraz önce onu söyledim. Yani çok iyi yetişmiş olabiliyor, çok iyi nitelikleri olabiliyor. İki şey eksik olabiliyor. Birincisi, yani o milli şuur, bilinç eksik demeyeyim de tam oturmamış olabiliyor. Doyuma ulaşıyor ekonomik olarak. O yurt dışında bulunma, yurt dışında birazcık da özür dileyerek birazcık daha özgürlük arıyor orada. Temel durumda burada çok farklı şey olabiliyor işte. Şimdi hani bizim deyimimizde işte ya el alem ne der, diğer durumlar falan. O deneyimi tatmak için mutlaka bir yurt dışına gitmek istiyor. Yaklaşık %80 civarında o oran, yani o nedenle gidenlerin. Evet, %5 civarında bir şey var. Ya işte ben artık yükseltilmeyeceğimi düşünüyorum. Diğer durumlar falan olup veya işte üstüne yapılan bir yükseltmeye kızıp artık benim önüm kapalı falan. Ama %80 çok ciddi bir oran. Dolayısıyla orada benim yaklaşım, biraz önce de söyledim, imkan oldukça, mümkün oldukça staj, kısa süreli yaz stajları, Erasmus. Yani üniversitedeyken bir dönem gerçekten gitsin öğrenci. Hiç korkmayın bundan. Hiçbir şey olmaz. Temel durumda hani eski ya nereye gidiyor, diğer durumlar falan olacak. Çünkü eğer kafasında o gitme şeyi varsa önünde duramazsınız. Yani şimdi gitmiyor, imkan oluyor. Bir projenin kritik bir noktasında çalışıyor. Ben gideceğim diyor. Tutamazsınız. Ne yapacaksınız? Bir çıkıp gidiyor. Bu defa hem projeyi aksatıyor hem şey. Aslında özünde onun belki gençken istediği, belki çocukken istediği bir durum oluyor. Yani şimdi hani biraz zorluk yok dedim ya biraz önceki cümle. Şimdi düşünüyorum çok iddialı cümle kurmuşum. Yani bu çocuğu yok şöyle, benim de ellerinizden öper. 10 yaş, 11 yaşına geliyor kızım var. Yetiştirmek elin içindeki yumurta gibi. Yani bıraksan düşüyor, sıksan kırılıyor. Biraz anlamak lazım, birazcık güvenmek lazım. Suçlamak anlamında söylemiyorum. Ben o %80'in şeyi falan görünce temel durumda altında ailenin yattığını görebiliyorum, hissedebiliyorum. Çünkü şunu söylüyor yani, ya bir yurt dışını görmek istiyorum, bir deneyimlemek istiyorum. Bazen ya bir yıl sonra geleceğim ben diyor ama bir yıl yaşamam. Yani geriye dönüp baktığımda ya ben yaşamadım demeyeyim falan diyor. Tabii tersine de beyin göçü var. Yani Allah razı olsun çok ciddi noktalarda yetişip çok iyi pozisyonlarda olup kendilerine ulaşılıp bu ülkenin size ihtiyacı var denildiği anda çok çok iyi koşullarını bırakıp, çünkü oradaki yaşam standartları da çok farklı, gelip tamamen hizmet eden insanlar da var. Allah onlardan da razı olsun. Yani birazcık onu düşünmek lazım. Şunu söyleyeyim, yani özellikle savunma sanayine yönelik, inanın özlük noktasında kimsenin bir kaygısı olmasın. Ama bu ülkeye ait olmak, bu milli duyguların oluşturulması noktasında ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Sadece üniversiteyle bitmiyor. Tabii bu sorumluluk birazcık genç arkadaşlarda da olmalı. Ben derslerde de söylüyorum. Yani bu dersi en ciddi şekilde eleştirin. Beni en ciddi şekilde eleştirin. Ama dersi sevin. Yani temel durumda daha iyi bulmak noktasında bir sorgulama olsun. Diğer noktada yani çok da böyle hani aşırı müdahil olmamak lazım. Yani imkan varsa, ki o da faydalı. Bakın çok iyi dil öğrenmesi gerekecek. Ben bunlara hiç girmedim. Ama çok iyi dil öğrenmenin yolu da yurt dışında bulunmak. Bir yaz dönemi gitme imkanı varsa gitsin. Eğer ısrarla gitmeyecekse, ki genç arkadaşlara söyleyeyim, üniversiteye gittiğiniz anda mutlaka aşındırın. Yani Erasmus imkanı, Erasmus Plus imkanı, staj imkanları, kısa süreli ders alma, orayı bir görmek lazım, tecrübe etmek lazım. Yoksa ileride mutlaka o depreşiyor.
Onu görmek lazım. Ama o noktada benim başka bir önerim daha var. Olabildiğince iyi bir üniversiteye gidip, yani lisans almak, Türkiye içinde herhangi bir üniversite olur. O anlamda şeye, ama onu aldıktan sonra mutlaka mutlaka yurt dışında bir üniversitede yüksek lisans veya doktora imkanını sorgulamak, araştırmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Doyurucu cevaplarımız oldu. Diğer sorularımızı da egale etmiş olduk böylelikle. Dil öğrenimi üzerine duracaktım mühendislikten. Dil öğreniminin de çok önemli olduğunu belirttiniz. Oraya birkaç cümle eklemek isterseniz onları da alabiliriz. Ya şimdi gerçekten çok etkin oluyor bizim hani zamanlarımızda. Belki bize dair en önemli eksikliklerden biri o. Tabii o dönem imkanlar bu kadar şey değildi. İşte şey, biz işte Rampalı Çarşı'ya gideceğiz. Bir tane böyle gayri nizami CD bulacak adam bize. İşte oradan alacağız, geleceğiz. İşte 10 tane CD aldık. En az biri mutlaka çalışmıyordur. Yani yanmıştır CD. Bilgisayara koruz işte kulaklık falan. Acaba ne ya, emizar mı geldi, şu mu geldi? O noktadan çok daha ötede olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani o nokta artık temel, özellikle sektöre yönelik söyleyeyim, vazgeçilmez bir koşul. Sadece sektör değil, mühendislik nosyonu açısından da önemli. Bir diğeri işte endüstri mühendisliği özelinden yaklaşayım oraya. Sizi alıp çalıştırmayı istediği zaman kişi ürününü dünyanın her yerine satmak istiyor. Yani pazar dünya çünkü. Öyle olunca ister istemez dil bilmeniz gerekecek. O aslında koşullarınızın daha çok yukarıya çıkmasına da imkan sağlayacak. Biz de bazen promote ederken ister istemez insanlar arasında o kıyası ön planda tutuyoruz. Ya işte bu dil biliyor, bunu bir nebze daha öne çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla bir dili mutlaka bilmek gerekiyor. Ama beraberinde ikinci bir dil olabildiğince, ama hiç ihmal edilmeyecek bir dil var. İşte gönül dilinin de hiç ihmal edilmemesi gerekiyor. Yani göz bakar gönül görür arkadaşlar, kulak alır gönül duyar. Onu hiç kaybetmemek gerekiyor. Temel durumda diğer bütün yetenekler, yazılım, mühendislik bence kesinlikle kazanılabiliyor. Ama milli bilinç, manevi değerler, diğer duygular ancak bu zamanlarda, bu şartlarda edinilebiliyor. Olabildiğince heybeyi onlarla doldurmaya çalışın bu noktalarda. Ama diğer durumda da mutlaka mutlaka dolu olmak gerekiyor. Yani dikkat etmek gerekiyor o noktada. Onu belirteyim. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah hocam, gönlümüzü de zihnimizi de doyurdunuz. Teşekkür Yok, ediyorum. estağfurullah. Biraz çok konuş. Çok özür dilerim. Yani Estağfurullah, estağfurullah hocam. Mutluluk duyuyoruz bundan. Dinleyicilerimizin sorusu olursa onları alayım ben. Yoksa son bir soruyla kapatmak istiyoruz hocam bu anlamda. tamam, Çok nasıl da uyguluyorsunuz? vakit. Benim bir sorum Var var mı? ama. Furkan buyur Evet. ya. Sorabilirsin. Öncelikle adım Furkan. Merhaba. Furkan, gördüm. Furkan Duman. Evet, konuşmanızın başlangıcında mevcutta var olan mühendislik disiplinleri diye başladınız. Gelecekte ortaya çıkabilecek mühendislik disiplinleri var mıdır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle temel durumda işte belki 2 sene önce yapıyor olsaydık yapay zekadan veya veri mühendisliğinden hiç bahsetmeyecektik. Gelecek erimde yani otomasyon seviyesinin veya otonom seviyesinin artmasına bağlı olarak mesela şehir bölge planlama diye tanımladığımız disiplinin şehir tasarım mühendisliği yani akıllı şehirlere yönelik. Çünkü artık bütün her şeyin birbiriyle konuşmaya başladı. Yani sürücüsüz otomobil, sürücüsüz otobüsler, bütün bu Evet. koordinasyonun sağlanacağı yapıdaki bir mühendislik disiplininin olabileceğini düşünüyorum. Bir diğer durum uzaya bağlı olarak biz artık yavaş yavaş orada yer almaya başlıyoruz. Uyduların atımı uyduların yerleşmesiyle beraber oradan gelecek verilerin işlenmesi, değerlendirilmesi, buna bağlı olarak aksiyon alınması, uçak ve uzay mühendisliği diye, İTÜ Uçak Uzay Mühendisliği diye bölüm var ama temel durumda uçak odaklı kalmış. Onun uzaya dönüşebileceği veya siber mühendislik
tarzında bir yapıya gireceğini düşünüyorum. Bir diğeri işte dijitalleşmeyle beraber, yani elektronik ve mobil araçların kullanımının artmasıyla beraber tehditlerin de daha çok artacağını düşünüyorum. Yani pek çoğumuz belki elektriğin, suyun kesilmesini veya bunlara bir biyolojik saldırının olmasını önemsemeyeceğiz. Ama işte mobil telefonumuzun birkaç dakikalığına çalışmamaya başlaması veya Twitter'a, YouTube'a bir 5 dakika girememek gibi durumların veya Google fotoğrafların alınması durumunu çok daha ciddi bir şekilde ele alacağız. Oradan hareketle siber güvenliğe yönelik, yani cyber security engineering tarzında bir mühendisliğe evrilebileceğini düşünüyorum. Tabii kısa periyotta bu gördüklerim. Diğer durumlarla ilgili şimdilik bir şey söylemeyeyim Furkan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Furkan. Sevgili öğrencilerimiz, velilerimiz, varsa sorularımızı alabiliriz. Yok galiba. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Muharrem teşekkür ederim. Muharrem Hocam'a son bir kapanış sözü vereceğim. Muharrem Hocam da kapanış yapacağız inşallah. Tamam. Çok doyurucu bilgiler verdiniz hocam. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz inşallah. Vaktiniz müsait olduğu durumlarda tekrar ağırlamak isteriz. Konya'ya da yüz yüze bekleriz inşallah hocam. Muharrem Hocam'la kapatıyoruz. Buyurun hocam. İnşallah, inşallah. Program için estağfurullah hocam, ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Evet, program düzenleyen ekibimize de teşekkür ediyorum. Böyle öğrencilerimize, velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle benim çok istifade ettiğim bir program oldu. Ben teknik öğretmenim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Alanını bilirim falan ama hakikaten çok daha boyutlu bir şekilde, çok boyutlu bir şekilde mühendisliği tanıttınız. Allah sizden razı olsun. Öğrencilerimize de Allah sizden razı olsun. Faydalı bilgiler oldu bu. Cenab-ı Hak muvaffakiyetler versin diyorum. Peki de yoruldunuz. Amin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah, inşallah hocam. İnşallah. Yüzde görüşelim. İnşallah. Dediğim gibi biz de buradayız. Öğrencilerimizin de ailelerimizin de aklında olsun. Ola ki tercih dönemlerinde gelmek isterler, şey olur. Biz üniversitedeyiz. Her zaman elimizden gelen her yardımı yaparız inşallah. Eyvallah. Allah'ın izniyle inşallah ilk fırsatta İstanbul'a gelelim biz. İnşallah görüşelim hocam o zaman. İnşallah, inşallah. Peki, teşekkür ederim. Hayırlı Sağ olun, akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Halil hocam görüşürüz inşallah. Tekrar teşekkür ederim. Hocam görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah başka programlarda görüşürüz. Estağfurullah, Allah razı olsun. İnşallah, inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür diyorum. Ediyoruz sayın velilerimize, öğrencilerimize. Vaktimiz de bayağı uzadı sağ olsun İhsan Hocam, çok doyurucu bilgiler verdi. Öğrencilerimiz de gerçekten bu anlamda merakla da bekliyorlardı. Biz okullarımızda da bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Aslında bir sorumuz da şeyle ilgiliydi. Tıp mı mühendislikle mi ilgiliydi? Ama bunlardan sonra doyduk diye tahmin ediyorum. Artık en zeki çocuklarımızın mühendis yapılması, milli ve manevi anlamda hem aklı hem duyguları gelişen mühendisler yetiştirmemiz gerektiği konusunda doyurucu bilgiler aldık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Geceniz hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Yani. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz inşallah. Tamam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz İhsan Hocam. Hayırlı akşamlar Sait Hocam. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet.